أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Bugün kaç abiler? 07.04.2019 Küçükçekmece Dima 75. Size bir teklifim var. Geçen hafta hayal yaptık değil mi? Hayal 14 galiba. Evet abi. Şimdi derim ki bir kabataslak yani tanımaya ve tanımlamaya değil taakkulden noktaya nazarınız olsun. Onu da katalım. Akıl. Aha. Yani üçü hurda kaş giderim. Yani eskide tahayyül ve hayal. Tasavvur. Üç. Üç yapıyorduk. Üçü beraber harmanlıyorduk. Taakkul bir yazalım mı? He, taakkul bir besmele çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim yazayım mı? He, yaz. O zaman kırmızı yaz onu. Kırmızı yaz. Yani sıfatlarına girmeyeceğiz. Korkunç bir şey olduğunu. Yani akıl bambaşka bir şeymiş. Boşuna sona kalmadınız. Çok garip ya. Yani garibin garibi. Mesela bir tanesini bugün okuyacağım. Lugatına girmeyeceğim. Akıl, ikalden, oba, o sıfatlarından ve mesela akıl hakkında ustad neler demiş, tamam mı? Şöyle dizmişim. Mesela cihazdır, alettir, hassedir, tılsımdır, anahtardır vesaire. Onu toplama hariç, bu acayip bir güzelliktir. Bu başka bir aleme girdiğimi hissediyorum, göreceksiniz. Bugün de havamız da iyi elhamdülillah. Havam benim çok iyi. Taakkul yoktur bizde değil mi? Ama bir yer mi okuyacağız? Ha, yok ben size göndermişim onu. Ha, şey orayı okuyacağım. Tamam o zaman. Ondan sonra havamız iyi, niçin iyi? Bir, sebebini söylüyorum. Mesela lavaboda abdest alırken başka bir şey düşünüyorum, tak beni buraya soktu. Yani nereye soktu biliyor musun? Hiç olmayacak bir şey. Lavaboda. Lavaboda diyor ki, abdest alıyordum, göz dikiyordum. Bak diyor, üç tane kuvve var. Üç tane kuvve var. Kuvveyi... Sen onu göster. Ben sana şey yapayım. Dur. Ondan sonra dur bakayım neredeydi. Kaç sayfa? Birkaç sayfa. Yok yok. Ha şu. Şunu çek. Şunu. Burası? Bu. Nasıl oldu abi? Lavaboda anlatıyordunuz. Şimdi üç tane kuvve var. Tamam değil mi? Burasını çek. Dur buradaydı. Üç tane kuvve var. Ya benimle alakası yok diyorum. Yemin ediyorum yani. Rabbimin şahit yapıyorum. Öyle akıl makıl işi değil bu işler. Bu inanın yani. Zaten siz inanıyorsunuz da Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Bu garibime gidiyor. Gözlük yıkıyorum. Bir abdest alıyorum. Hiç bununla alakası yok. Her şey bitmiş. Derse hayal okuyacağız. Diyor ki bak üç tane kuvve var. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehriye. Bu dimağda falan. Bak diyor, kuvve-i akliye taakkuldeki kuvvedir. Yani enerji. Kuvve-i şehriye tahayyüldedir. Kuvve-i gadabiye düşüncededir diyor. Düşünceyle aktif olur. Bu üçü farklı yerde. Çok tuhaf. O ikisi zaten yerini tespit edemiyordu. Bir evet. Tanesi belliydi. Öbürü ikisi tahayyül çok ilginç oldu. Çok şimdi. İlginç. Kuvve-i şehriye çünkü evet. Hayal olmayan şehvet olmaz. Düşünce olmadan gadab olmaz. Bizde bak tefekkürle böyle spordaki ismiyle konsantreyle güç çıkıyor ya. Konsantreyle vuruyor, kuruyor. Konsantre. Neredeydi bu güç? Bu güç neredeydi? Derinliklerdeydi. Hiçbir şey yok şu anda. Şehvet veya gadab. Gadab altı veri tabanı düşünceyedir. Zandır. Gadabın. Çoğusu haramdır diyor Kur'an'da. Zanınızın çoğusu haramdır. Zan aslında büyük nimettir. İnsanı külli yapar, zengin yapar. Zengin düşündürür. Şüphe, şek değil, şek kalbe aittir. Şüphe,
düşünceler, şüpheler, vehimler den kaynaklanıyor. Gadab. Nasıl dedi ya? Niye dedi ya? Bu arabayı böyle yapmakta bunu mu demek istiyorsun? Şuna bak ya. Gibi. Bu kuva düşüncelerle aktif olur. Kuvve-i şehriye resimle aktif olur. Kuvve-i akli tefekkürle aktif olur. Çok, onun için havamız çok iyi. Bugün hakikaten çok iyi elhamdülillah. Buradan... Onu bir yazalım abi. O yazalım. Gözümüze bilirsin. Bu benim değil, çalışmamışım tamam. Daha. Kuvve-i gadabi izana sirayet eder mi abi? Etmez olur mu? Etmez. Değil mi abi? Tabii yani kalpten... Mesela bak şeyi göstereyim. Yani şeyi. Bak şimdi. Garip bir şeye girdik. Çok garip bir mevzuya akıl, diman, kalbi diye tanımladım. Kalbi demiyor mu? Şu kalpten bahsetmiyorum ha. Zaten bilen insanlarsınız. Diman, kalbi. Merkezi manası. Merkezi manasında. Yüreden. İtikattan da öncedir. Vahiy itikada inmiyor. Allah direkt aklıma atap alıyor. Daha ilerisi var mı? Ne kalbi alıyor, ne ruhu alıyor. Hiçbir şey kale almıyor ilk önce. Vahiy direkt oraya iniyor. Çok garip bir meydan. Ona çalışıyorum, çıkam. Çıkmam biraz da zor olacak. Böyle tasavvurla, tahayyül gibi çık. Yani akıl, akıl değil bak. Akıl, A-K-L'de sırf 190 tane sözlerde var. Sözlerde. Sırf sözlerde 190 tane. Ben şu anda kaçıncı şey diyeyim biliyor musun? Hasan abi başa döndünüz. Sizin ilk defterin bir şeyi akıldı ya. He ya. Tekrar başa. He ya, ilk defterin ilk önce akıl. 1991'de başlayıp 92'de bitirmiştim. Akıl çalışmışım 91. Kaç ediyor? 92. Defterde kayıt 92 yazıyor, hatırlar mısın? Ve kağıt yok, defterim yok, fakirlik. Yanımızda bitişik, Allah razı olsun ondan, ölmüşse Allah merhamet etsin. Oduncu vardı, irsaliye fişi vardı. Odun çıkartıyordu ya. Ondan sonra o fişleri bana veriyordu da arkasına yazıyordum. İçeride duruyor hatta. Sımbalamışım onu. Görmüş musun? Odun. Yok defter. Defter yok. 92'de, 91'de. 80'de zaten yoktu. Şu tuvalette kullanılan kağıdı, vallahi o şu o kadar acayip bir yazılıma gidiyor ki. Bu ben o zaman olsaydı defter kullanırdım 80'de. Şey olarak. Ve Rüştü abinin hatıralarını gördüm. Çimento kağıtlarına lügat yapmış. O Abdullah Yiğin abi yazıyor ya, lügat. Aslında kibarlık, letafet, nezaket için Abdullah Yiğin abinin ismini yazmış. Rüştü abi yapmış bunları. Zaten büyük tam lügatın mukaddemesinde yazıyor. Hekimoğlu İsmail abi yazıyor, turda basmıştı. Aslında diyor tevazunun perdesi arkasında, işin arkasındaki zaten ehilleri biliyor dedi kim yazdığını diye böyle yazıyor. 3-4 tafrada. Tabii. Şimdi onların nasıl yaptığını bana gösterdi. Çimento kağıtlarında yok diyor. Bir yerde beton döküldüğü zaman beton nerede dökülecek yoktu diyor. O zaman bakardık diyor. Devlet diyor yollarda bir şey döktüğü zaman hemen uçuşurduk. Çimento kağıdını alacağız diye. Çimento kağıdı. Ve lügat var ya, yeni lügat. Çimento kağıtlarına ben gördüm. Çimento kağıtlarına yazmış. Çimento kağıtları var. Ben de içeride göstereyim. İrsaliye kağıdı. Yani sonra bana derdi ki, yani sen böyle ama biz çimento kağıdını gösterirdi, o zaman şükrederdim. Bak adam sana söylüyor, biriktiriyorum hoca, irsaliye kağıdı var ya işte, biriktiriyorum. Adam şey alacak, biz de dua ederdik ki fazla odun satsın da irsaliye olsun. Yok yani, kağıt yok. Şu anda tuvalette kullanılan, inan ben o zaman 80'de onu defter kullanırdım. O var ya, o rule. Yani bilin Allah'ın nimetini ya. Yani bedava gelinmemiş. Bak 92'de bunları yazmışız. 92'de irsaliye. İlk çalıştım. Osman bak o defteri biliyor. İlk bak ilk çalıştığım akıldı. 92'de. İnan yanımda vakıf bir tane de şey yapayım. Vakıf Kırıkan'da ismini vermeyeyim. Artık abi dedi ben dedi tahammül edemiyorum. Ya zeytin vardır ya peynir vardır. İkisi bir arada olduğunu hatırlamıyorum. 94'te yani kahvaltıda. Yok. Yok ya. Yok. Fındıkzade'den Topkapı Mecidiyeköy'e derse gidiyorduk. İki öğleyin de çıkardık.
öğle veya ikindiye doğru akşam derse yetişirdik, ikinci derse kalamazdık. Birinci dersi bitirdikten sonra Mecidiyeköy'den Fındıkzade'ye yaya gelirdik. 12 veya 1 olurdu. Derse yaya giderdik. Yok ki. 18.07.92. Bak akıl. Yani. Kaç tarihi bir de söyler misin? 18.07.92. 18.07. 18'de şimdi şu tutkarda ders sana açmaya gidiyoruz. Akıl bir alettir. Akıl bir alettir değil mi? Akıl bir alettir. Allah Allah. Fısıbhanallah. O zaman kaç yaşındaysa Allah bilir. Yani bilin, bak oradan buraya geliyoruz, işte nereden çıkıyor? Kardeşim 92'de bunlarla meşgul olan adam lavaboda gürtü yıkarken bu kuvvet üç yerdedir. Çünkü eşim, işim, aşım bu. Başka bir şey yok yani. Şimdi çalışıyorum, heyecan. Yani acayip bir şey ya bu. İnsan, şimdi bugün nereden gireceğiz biliyor musun? Bugün nereden gireceğiz? Biz gidiyoruz ya böyle alemlere. Kapı çalıyoruz ya, misafir. Gittik. Eskide hep merak ettiğim mevzu, 506 sözler. Ya iade-i ziyareti gelecektir bugün. O alemlere git de gide diyor, bir günde kalkar, o alem sana iade-i ziyareti geliyormuş. Onu okuyacağız şimdi. İşaretleyeceğiz. Sözler ve işaretleyeceğiz. O alem nasıl geliyor, nereye geliyor, nerede bunlar, ben ne bilmiyorum. Biraz önce iade-i ziyaret etti işte lavaboda bana. Allah. Geldi. Vallahi acayip üç kuvvet diyor, şuradadır, şuradadır. Şimdi gel de benim çalışmam, benim şeyinle dersen, Allah seni hak ile iksan eder yani. Niçin? Hangi saf, temiz bir kardeşimin ihtiyacıdır ki bunu bizim yola veriyor? Ağacın dallarıyla verdiği gibi, sığırın yoluyla sütü verdiği gibi, fasıkla da Allah veriyor. اِنَّ اللّٰهِ لَا يُعَيْدُ هَذَا بِالْدِينَ بِالْرَجُلُ الْفَاجِرِ Ya şimdi bak, emrine ihtiyaç olabilir abi akıl konusunda. Benim de aklıma geldi. Hepimizin var abi. 90'daki Hasan şimdi Hasan'ı ziyarete gelmiş. 90'daki Hasan şimdi yazar. Doğru söylüyorum. Şimdi ben bunu şey yapayım, ondan sonra şey yapacağım onu. Koyalım, ne tefekkür edelim? Tefekkür demişti ama. Tamam şey yapacağım. ne kadar nimetteyiz yani. Bir şükretsek şükrü de bilmiyoruz yani. Ama ifade ediyoruz. Şükürden aciziz yani. Bilin arkadaşlar, ne olur elinizden almasın. Ulema nereden korkmuş biliyor musun? Ya Rabbi bu bana verdin, daha ekle diye şey yapmamış, talep etmemiş. Biliyor musun? İkinci ve üçüncü derecede talep etmiş. Bütün ulema, bütün peygamberlerin istekleri şuymuş. Allah'ın verdiğin şu nimetini elimden alma. Nimetini tamamla. Bütün korkunuz günahlarda dahi, Allah bunu acaba benim elimden alır mı? Vallahi gelemezsiniz buraya. Yemin ederim dersin hatırına, buraya o kadar insan gelmek istiyor ki. Ve burada yerimiz ufak olduğundan ve tanımadığımdan, buranın ruhani haleti bozup benim haletim bozacağından kimseyi almadığımı çok iyi biliyorsunuz. Buraya gelebilmek ayrı bir nimettir. Başka? Bunu dinleyebilmek ayrı bir nimettir. Dün akşam Zeytinburnu'nda bir ders oldu. Yani teslim olabileceğin, senden daha kıymetli ve her şeyine sana zanlardan kurtaracak bir cemaatiniz varsa bundan daha büyük nimet yoktur. Çünkü acabalıktan seni kurtarıyor. Teslim olur. Ha bu böyle midir? Böyle. Buna izan-ı kalbi denir. Evet. Hasan abi vallahi diyorum size. Ben bir hafta yoktum. Eğer 3 hafta olmayayım belki 4. hafta gelemem. Doğru söylüyor. Kesinlikle ben bunu yaşıyorum abi. Ya. Doğru söylüyor. Aynı böyle. Yani mümkün değil. Üzerine acayip bir senin kim göndermiyor biliyor musun? Şahsi manevi almıyor. Korkun. Usta Zübeyir abi demiş ki, ustadım demiş, ben cehennemden günahlarımla korkuyorum. Korkma demiş, titre. Yani benim endişem, benim en büyük korkum arkadaşlar şey, elimden alır mı Allah? Tabkul berzah yapacak. He, onu yanlış yaptı. Acaba elimden alır mı Allah? Vallahi gece hep bundan korkuyorum. Bana daha fazla ver, ikinci derecede söylüyorum.
itimat edeyim. Almasın diye dua ediyorum. Elimden almasın. İnsanlar nelerle meşgul? Sizi Allah neyle meşgul ettiriyor? Tavkulu ortaya yazın abi, daha güzel. Yazacağım. Şunu. Sen dinle gidiyorsun. Evet. Büyük söz dinledik sana. 8 milyar içinde seçilmişsiniz diyor Mehmet abi. Dedim ben de. Ötesini söyledim. Tamam Yasin anladım. Anladım. Osman anladım. 130 abi, 138 değil. Kaç? 130. Kaç kişi geldiyse. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar. Kaç mecliste bu görüşümü konuşmuş ki? Kaç? Kaç? Yok. Koyu içeri, koyu kadar yok. Kaç mecliste? Kim meşgul olmuş ki? Debdebeli alimler girmemiş kader konusuna. Vay be. O zaman bizim de o zaman şu anda derslerimiz çok kalabalık geçiyor aslında. Kardeşim, Zübeyir abi, Rıştı abiye demiş ki, senin gibi en azından bir kişi yetiştirmeden gelme demiş, kabire yanımıza gelme. Ondan sonra çekirdek yetiştirmeye çalışın, binlerce insanlara hitap etmek. Herkes yapar. Mesela tahmin ediyorsunuz. Psikolojik noktasında ve enfusi noktasında. O enfus de değil bu. Enfusi noktasında ne kadar televizyon davet ettiğini siz biliyorsunuz. Ben hatırıma gelen 7 tane ulusal kanallar var. Hem de en meşhur. Biliyorsun arkadaşlar da geliyor. Bu da niçin ilgilenmiyorum ve asla diyorum. Çekirdek lazım. 1500 kişi veya İşte milyonlarca Türkiye vesaire, Avrupa'daki Türkler, herkes hitap etmekte şuraya şey yapıyoruz, kanaat ediyoruz. Usta diyor ki ben size kanaat ettim, siz de kanaat edin. Yani bu çekirdek işi dedim ya, çekirdek işi. Çekirdek idi. Yani herkes dinlemez, herkes meşgul olmaz bu iş. Sen gelecekteki nesillere bir yadigar bırakacaksın. Gündelik şeylerle, pansumanlarla meşgul olmayacaksın. İnsanların böyle çekirdeklerine, çünkü toplumu değiştiren, yönlendiren tek tük insanlardır. Anladın mı? Şimdi geliyoruz, bu kafir mümin, bu tamam. Şimdi hatıra getirilen şuydu. Burasına kuvve-i akliye, burada. Burada çok ilginçtir. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gada diye. İnsanı diyor bununla üstad İsa'da insanı insan yapan, insanı diğer mahlukattan ayıran, İnsanın ulvi alemlerle geçiş yapan, yani bir taakul gibi, bir altı yol böyle, herkes her yere geçebilme imkanı veren, tek yön değil. Tek yön diyor, masa sokaklarda tek yön diyor. Yani başka geliş yok, bu gidiş. Böyle değil. Bu üç tane kuvvedir. Bunun, bu kuvaların ifrat ve tefriti, kurtarıp vasata getirmek beşeriyetin en büyük meselesi olmuştur. İşaretciz 27'de anlatır bunu. Tamam? Şeyde 17'de de şeyi anlatır. Alemlerin 18 bin alemlerin ancak bunların kontrolüyle mümkün olduğunu Hamd'e anlatır. Hamd diyor, tamam? Onun için Kur'an Yasin'de Yasin Fatiha'da Fatiha 7 ayettir. 7 defa nüzul etmiş. 7 ayette tek ayeti indirgedim ben. Bu başka bir yerden aldım değil. Bakın Kur'an Yasin'de, Yasin, Fatiha'da, Fatiha'da 7 ayettir. Buraya kadar genel ulema. Şu andaki söz benim çalışmamla 7 tane o Fatiha'nda tek ayettedir. Nedir? İhtina sıratel mustakim.
Allah'ım ilmimi artır demiyor. Tamam. Yani hidayet ne demek? Önü, sonu ve ortası. Hidayet olan istikamet. Yani ihtina sırata mustakim. Herkes istikamettedir. Doğru. Gayesine göre. Adam küfürde istikamettedir. Hakikaten her şeyini feda etmiş. Yemiyor adam ya. Adam küfrü için her türlü fedakarlığı yapıyor. Tamam mı? Adam kendisini bombayla uçuruyor. Yani bu da sadakattır. Tabii ki sadakattır. Allah'ın iki türlü ihlas kanunu var. Küfürde de sadakat, ihlas var. İhlas irsalesinde. Onu senelerce uğraşılmış. Osman bu küfürde ihlas. Rüştü abiyi de şey yapmıştı benim abi. Ona da sonra işte herkes bir şey der. Yani küfürde ihlas nedir? Samimiyettir. Yani şey yapıyorlar, özveriyle çalışıyor falan. Allah'ın ikram işte. Bu çalışmalardan çıktı iki tane ihlas. Bir ayat-ı tekviniye, bir de evamir-i tekviniye. Yani şu mevcudattaki varlık ayat-ı tekviniyedir, irade sıfatındandır. Buna uygun davranmak ihlastır. Hangi ihlas? Niçin küfürde ihlas olur mu? Mevcudat ayat-ı tekviniyedir. O irade sıfatına mazhar oluyorsun. Kur'an ise evamir-i tekviniyedendir ki ayetlerin yani içsel alemdeki usullere, yapıya uygun davranıyorsun. Bu da ihlastır. Bu da kelam sıfatına uygun olmak, mazhar olmak ihlastır. Ötekisi irade sıfatına. Bunu tespit, belki de 10 saniyemiz almadı ama ömür verilmiş. Bu ne demektir ustam? Küfürde de ihlas nasıl olur? Bu çok zor. Yani bu neyle tespit? Ayat-ı tekviniyle, evamir-i tekvine belki senelerce 10 sene uğraşılmışsın, meyvesidir. Bu cümle bilesiniz kıymetini diye söylüyorum. Şimdi ulema elimizden almasın Allah'ım dediği şu üç kuvvenin ifrat ve tefriti vasatı hep bunu düşünmüşler, korkmuşlar, endişe etmişler. İşte semaların ve dağların almadığı emanet bu üç kuvvenin üzerinde, merkezindedir. Kuvve-i akli. Şimdi bu buradadır. Şimdi ben bunu Osman dedikten sonra yazdım. Şimdi bir daha anlatıyorum bunu. Ne için olduğunu. Burayı dinlemenizi, çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Şu. Hayal etmediğim, ilk önce şu. Bizde tefekkür. Yani böyle durursun. Malzeme dersen, bu dersten ne işimiz var? Malzemeler olmayanın tefekkürü olmaz. Ayet-i Kübra tefekkürün malzeme deposudur demiştik. Tefekkür nedir diye merak eden varsa Ayet-i Kübra'yı kesinlikle okuyacak. Bayağı birkaç defa. Asay-ı Musa niye sihir ve büyüleri iptal ediyor? 756-758 şu anlarda. Atladığımı zannediyorsunuz oradan oraya. Çok şey anlatmak istediğim için. Sihir ve büyüleri iptal edebilen bütün diyor sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. Niye Asay-ı Musa söylüyor? Çünkü Asay-ı Musa insanda tefekkür sistemini aktif ediyor. Tevhidi ve ihlasa getiriyor. Üç şey yapıyor. Tevhide getiriyor, ihlasa getiriyor, tefekkür yaptırıyor. Tefekkür bütün olumsuz düşüncelerin, olumsuz haletlerin, olumsuz hallerin yok eden bir sistem. Yok ediyor. Yani tefekkürde olduğun anda şirkte değilsin, küfürde de değilsin. Tefekkür seni şirkten, küfürden, dalaletten beri etme anıdır. O tefekkür anlar senin ihlas halindir. Çünkü ihlas olmayan da tefekkür olmaz. Bu da bir müjdedir. Yani tefekkürüm varsa o tefekkür anda iman-ı kamildir, istikamettir. Ama anda şirk, değil mi abi? O anda. Tefekkür anında tabii. Diğer hayatın safhalarında değil. Tefekkür çünkü küfürde ve şirkte olanın tefekkürü yoktur. Kafirin tefekkürü yoktur, düşüncesi vardır. Kafirin iradesi yok, ihtiyarı vardır demişti. Not aldık da abi, bir eksiklik olmasın. Şimdi kafirin ihlası var, irade sıfatında. Ayat-ı tekviniye. Niye? Mutabık yaşadığı için. Evet. Evet. Mumininki ise evamir-i tekviniye. Evamir-i tekviniye yapıyor ama ayat-ı tekviniye de mümin çalışırsa
Aynı zamanda irade sıfatındaki esmayalara da mazhar olduğundan iki tane ihlas oluyor. Çünkü Risale'de iki tane ihlastan bahseder. İki tane şuurdan bahseder. Birinci şuur, ikinci şuur diyor. Yani ikinci şuurla birinci şuuru iptal edebiliyorsun falan diye yapabiliyor. Şimdi tefekkür demiştik şirk ve küfürden hali eder. O anda tefekkür anında imanı kamildir. İhlası tamdır, ihlası etemdir. Tamam. İhlası etem ruhsaldır. Tamam. Şimdi o tefekkür nasıl olacak? Onu geçeceğim. Onu malumat verdikten sonra. Şimdi niçin söylemiştim? Tefekkür bizde. Toplumdaki, insanlardaki konsantre, böyle yoğunlaşma. Bu güç olur, hiddet olur, şehvet olur. Ondan sonra aklı olur, aklı melekeler olur, tefekkür olmaz ama. Zekavet olur. Bu konsantre diyoruz. Yoğunlaşmak. Biz de yoğunlaşmak artık bunun bir üst versiyonu var, tefekkürdür. Şimdi bu düşünce ile tefekkür ama sufli şeylerde tefekkür yoktur. Düşünce vardır. Şehveti düşünmek, düşünmektir. Tefekkür değildir. Gadat yüceli olan sen bana bunu nasıl dedin? Bu adama bak ya gıybet de vesaire. Bunlar da hiçbirisine tefekkür yoktur. Menfide tefekkür yoktur. Menfinin tefekkür yoktur. Çünkü tefekkür Allah'ın bir özel bir ihsanıdır. Herkese olmaz bu. Herkese vermez. Bir yoldur. Tamam mı? Fikir yoldur. Yolda yürüyen tefekkürdür. Cevap olacak başka. Şimdi mesela hicret ediyor, şuna bak ya, bunu nasıl dedi ya falan, mutfaktasın, arabadasın. Bu tefekkür değildir, bu düşüncedir. Düşüncedir. Tefekkürle düşünce arasındaki fark, içinde Allah olan, neticesinde feyize seni taşıyan şey tefekkürdür. İçinde Allah olan. Düşünce normal tasavvurdaydı, tahakkülde de tefekkür vardı. O zaman düşünceyle başlayıp tahakküle geçtiğimizin delili oluyor tefekkür. Kesin, kesin. Geçen ve vahiye muhatabiyetimizin başladığı. Başladı. O zaman çünkü olmadığı kısımlarda tasavvurdayız o zaman. Tasavvurdayız. Aynı şey aslında, ikisinde de düşünüyoruz temelde gibi. Evet. Ama biri tasavvurdaki mertebe. Tefekkür şu. Pisti hazırlamak ve uçak inecek. Uçak vahiy. Vahiy ayetleri. İçindeki pilot tövbe. Rabbimiz. Ben herkesin Rabbi. Uçak inecek. Nerede? Sizi piste. Tefekkür. Yani Allah Resulü dikkat edin, paldır küldür işte çalışırken, tarlada hurmada çalışırken vahiy gelmemiş. Hıra da gelmiş. Yani düşüncesini tefekküre dönüştürmüş. İbrahim Aleyhisselam bakiye kalan diniyle tefekkür edermiş. Rabıtayı yaparmış, bağlantı yaparmış der. Hazreti Hatice radiyallahu anh'a der. Onun da naklettiğine göre günde 6 saat o Hıra Dağı'nda kaldığını ve devamlı murakkebede olduğunu, bağlantıda olduğunu, çünkü bir şeyi bekliyor. Tamam mı? Bekliyor yani. Şeyi anlatmak istiyorum ben bunda. Hurmalıkta çalışırken, deve sürerken vahiy gelmemiş. Yani öyle değil. İlk önce adam gibi muhatap olacaksın, böyle duracaksın. Ya dersteyken, ya şeydeyken geliyor. Tamam. Yani bu yöntemi anlatıyorum. Benim kafam şeye çalışıyor böyle, hadisleri falan gördüğüm zaman. Ha burada bir yöntemden bahsediyor. Yöntem. Mesela misal diyorum. Tebessüm etmek sadakadandır diyor Allah Resulü. Ben bu sadaka falan. Ben sadaka öyle takılmıyorum. Sebap memap benim şeyim yok ya. Nedir o? Yani orada bir psikoloji tamir ediyor. Yani o toplumu ben onunla seyrediyorum. Tebessüm etmek sadakadandır deniliyorsa. Tamam. Baklava yemek. Ne mutlu o baklava yerine demiyor. Verebilene diyor. Diyorsa. Yoldaki bir taşı kaldırmak sadakadır diyorsa. Ben bu hadislerle toplumu seyrediyorum. Bana aynadır. Kesinlikle penceredir. Ne kadar zalim bir toplum olduğunu, hain olduğunu, somurtkan olduğunu, birbirine küs olduğunu, birbirini boğazlamak üzere olduğunu seyrediyorum. Tebessüm yok ki. Ne mutlu baklava yiyebilene. Niye böyle bir hadis yok da verebilene var? Yani yeğene demiyor, verene. Çünkü vermiyor. Yani bunu toplumu bizi tarif ediyor, çaktırmıyor, tamam mı? Çaktırmadan çakıyor bize. Benim kafam bu taraflara çok iş yapıyor.
kendi ihtiyarımın dışında. Şimdi tefekkürle düşünceyi, düşünceler tasavvurdaydı arkadaşlar. Tefekkür buradadır. Tamam mı? Tefekkür buradadır. Onu da yazayım. Tefekkür. Düşünceler. Bilgiler. Malumatlar. Şu anda tefekkürle düşünceyi ayırt ettikten sonra zaten bunu biliyordunuz. Ben hatırlama babına söyledim. Bir şeyi hayal etmesen cinsellik olmaz. Düşünceyle olmaz o. Tamam. Demek ki kuvve-i şehviyenin temeli resimdir. Hissiyat ulvi insanı tahrip eder. Derinden derine. Mesela heykeller var. Gölgeli ve gölgesiz heykeller var. Tamam. 410 sözler vesaire. Demek ki kuvve-i şehviyenin altında hayal vardır. Hayal ile şekil, yani mekanı, bu aynı zamanda şekilim ama mekanım şu anda. Mekandır, mekan içinde mekandır. Bu mutlak mekanı muayyenleştirdim. Burada artık bu yoktur. Ben çekildim, bak bu var. Ama şimdi o yok, ben varım. Mekan içinde mekanım. Ha. Onun için tahayyülde, kuvve-i şehviyede mekan vardır, şekil vardır. Orada gizli bulunan güç vardır. Orada kuva vardır, kuva. Yani böyle konsantre ile. İşte onu ortaya çıkaran kuvve-i şehviyedir. Kuvve-i şehviyi olumsuzlamayın. Helalı var, haramı var. Tamam mı? Mesela ifratı nedir? Haram helalı dinlemez. Tefriti nedir? Humuttur, helaline de yok. Şeyden abi, ona bakıyorsun da hani neresi buna delil olabilir gibi diye de. Abi siz konuşurken ben bir şey çizdim. Tabii çiz he. Ama bu arada bir şey söylesin. He. Ha, neresi işaret edeceğiz mi? Yok, sözlerde yani he. O kuvve-i hayal, hani tahayyülün kuvve-i şehviyle ilişkisi hani he. Doğru mudur diye böyle he. Bir ya da baktım ya delil var mı diye bakıyorum. Diyor ki mesela, şu ifade de ilginç. Aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki. Hı. Bak. Buna bak. Aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve. Yani önermesi, ön kapısı. Bu tabir de güzelmiş. Denilse ki sana 1 milyon sene ömür ile dünya saltanatı verilecek. Kuvve-i şehviye neydi? Menfaatleri celp ve zararları def. Defti değil mi? Hı. Mesela bak burada kuvve-i hayaliye önerme yapılıyor. Yani 1 milyon sene sana ömür tasavvurumuza söylenmiyor. Evet yok. Hayale. Yani o şey kuvve-i şehviye ile ilişkisi, menfaatleri evet. Cep kısmı. Kuvve-i şehviye menfaatleri cep, zararları def etme. Sana 1 milyon sene ömür, saltanat dünya ölecek, fakat aydınlıkta da hiç olacaksın. Tevehim aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla ah oh yerine ah diyecek, teessüf edecek diyor. Yani o hissiyatı, yani o menfaati cep mevzusu tahayyüle soruluyor. Buna soruyor. Yani buna soruluyor. Şimdi sen çizerken ben dur. He. Şimdi kuvve-i şehviyenin altında mekan vardır, şekil vardır. Kuvve-i gadabiyenin zemini ise düşüncelerdir, bilgilerdir, malumatlardır, zanlardır, vehimlerdir. Onu yazmadım. Onu da yazayım istersen. Vehimlerdir. Tamam. Zanlardır. Kuvve-i akli zaten kendisinin ismi üzerinedir. Bunların ismi olmadığı için kuvve-i akliye aklı kuvveler, kuva, yani kudretin bir cilvesi olan kuvvetinin en zahir olduğu bir makamdır. Onlara girmiştik hatırlarsanız. Kuvve, yani potansiyel enerji var. Şöyle diyelim, mesela odunda korkunç bir enerji var ama hiçbir şey yok. Yani şartlar olunca patlıyor değil mi? Ortaya çıkıyor ateşler vesaire, kibritler. Kibrit mesela bir düşüncedir. Mesela şurada kuvve-i şehviye, yani bir resimdir. Hemen seni maziye götürür, vesairesilerini götürür. Yani kibrit gibi odundakini aktif etmek için o görsel bir kibrit gibidir. Batınını ortaya çıkarıyor. Veya odada sıkışmış bir gaz var. Tam açık unutmuşsun. Bir kibrit uçurur havaya gibi. Yani
O şartlar tahakkuk ettiği için. Kuvve-i akliye de böyle. Şimdi bu üç kuvvede girdikten sonra Gafur anlatsın. Ondan sonra 18 bin alem nasıl bizdedir? O nasıl gidiyoruz? Onlar bize nasıl geliyor? Yani. Ha, çok acayip. En çok ben senelerce merak ettim. Daha çözülmediği. Tamam da yani iade ziyaret ederler diyor. Tamam. İnsan gider hem işaret içerisinde geçiyor hem sözlerde geçiyor. Tamam. 506 merkez sözlerde, 29 sözde insan böyle alemlere böyle kapıyı vuruyorsun. Ondan sonra onlar da iade-i ziyaret nasıl oluyor? Ondan sonra korkmaya başladım. Ben de bu şeyi ikide bir ağzıma aldığımız tarih azdır. Dua edin diyorum. Bak bu hafta çok zikrim ediyorum. İlmimi arttır deme. Verileni elimden alma de. Ha, ikinci derecede de tamamla diye. Neydi Gafurman'la? Abi ben şöyle bir şey olabilir mi diye bir şey yaptım abi. Şimdi oturmaya kalkacağım. İhtina sıratal müstakim dediniz ya Hasan abi. Aslında Kur'an. Aslında Kur'an değil de ayat-ı tekviniye. Tamam. Yani bendeki karşılığı ayat-ı tekviniye. Bütün ölünceye kadar onu diyeceğim. İhtina sıratal müstakim. Hep böyle. Ya Rabbi ilmimi ikinci derece attı. Rıza doğrultusunda yolda bırak beni. Hasan abi siz hep dersiniz ya. İşte onu at tencereye, bunu at tencereye, şunu at tencereye, karıştır. İşte bütün hayatını tencereye at, karıştır. Neticesi ihtina sıratal müstakim. Evet. Kesin. Olaydı. Şimdi Hasan abi, tahayyül. Şimdi iki tane üçgen Hasan abi. Su, kum saatine benziyor. Kum saatine benziyor evet. Hasan abi. Tahayyül, tasavvur ve taakkul bunlar Hasan abi. Veri topluyor. Evet. Özellikle köşeler Hasan abi. Özellikle köşeler çünkü çevreleyen. Bunun için de Hasan abi kuvve-i şeviye, kuvve-i gadaviye, gadaviye, kuvve-i akliye. Bu üçgenin tamamı. Yani bu bütünlük. Hasan abi tamam mı? Burada da Hasan abi, burada köşelere özellikle yazıyorum. Hasan abi bu üçgende. Tasdik, izan, iltizam. Bunun bütünlüğü itikat. Çok ilginç bir şey ya. Tabii köşe demedin, bu sayı yanlış söyledin ama. Kenarlara diye o zaman. Ya, kenar özür dilerim. Kenar, burada köşeler, burada kenarlar bütünlüğü. Bunun bütünlüğü tamamı da itikat, bu evamiri tekviniye olabilir mi? Bu hayatı tekviniye şeklinde olabilir mi? Maşallah. Çok istifade ettim. Çok mükemmel bir şey. Ruhum itmiyor. Yalnız şuna yakın. Şu akliye olsa, bu tabiğe bayılar yakılsa ama gene içinde olsun. Bu iç açıları gibi olsun. İç açıları gibi yapalım. Bunu al abi de öyle yaparsan hepten ruhum acayip olacak. Doktor olsaydı şimdi derdim ki fıstıklı baklava gibi olmuş derdim. Nerede o ya? İç hastadır yok. Hastası var. Bilmiyorum ki. Onu soracaktım aslında. Bir yazdın mı? Acayip bir şey yapmış ya. Gafur şu anda mı hatırına geliyor senin? İlham işte bu. Neymiş biliyor musunuz? İlhamın 29. sözde söylüyor. İlhamın alt veri tabanı nedir? Bak, ihtiyaç, iştiyak, incizap ve muzaf ihtiyaç, muzaf iştiyak, muzaf şeyleri sonra ilham oluyor. Onu da iki katı olursa vahiy olur. Vahiy zimniye sevgili. Hatırladınız mı? Aç öyle bak. Çok tuhaftır. Şu anda mesela bu adam çalışmamıştı. Peki niye? Batında var olan bütün o şeyleri bir şekilde hepimiz aktif eden ilhamdır. Peki niye? İhtiyaç iki katına çıkarsa iştiyak, iştiyak imtisal, incizap sonra evet. Oku bakayım. Bak. Şöyle diyor abi. Bak, kainatta bir tecrübe, her şeyin bir noktayı kemali vardır. O bak, Yeğiz'de oku abi. Her şeyin bak. O noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç, iştiyak olur. Dur. Dur. Bir de söyle. Meyil. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. İhtiyaç bak. Muzaaf ihtiyaç. Dur. Dur. İki katı.
İki katı. İhtiyaç. Sonra muzaf ihtiyaç iştiyak olur. İştiyak. Biliyor musunuz? Bu böyle oyun oynamıyor usta. Biliyor musunuz? Boşuna söylemiyor. Nereden bak ilham nereden çıkacak? Bu nasıl çıktı? Bu veriler olmadan bu olmaz. Bu veriler olmadan bunlar olmaz. Bak sonra muzaf iştiyak incizap olur. İncizap olur. İki katı. Ve incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil, Cenab-ı Hakk'ın evamir tekviniyesinin mahiyet-i eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler. Evamir-i tekviniyenin. Tamam, ondan sonra devam ediyor. Bundan sonra ilham oluyor diyor. Bir yerde bunu 24. mektubun tamamı. İlham oluyor. İlham oluyor. Bir yerde yazmışım ben bunu. Bu sireye bak. Meyil var. Meylin var ama öyle doğanda. Ama şuurla yaparsan, iki katı olursa ihtiyaç hissedersiniz. Zaten bu kaderiniz bu. Yani neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız dikkat edin. Aklınıza dönüşür. Aklınıza dönüşen tasdik iliminize dönüşür. Tasdik ilimdir. Sonra kalbinize iner. Sonra fiiliyatınıza döner. Sonra itikadınız olur. İtikadınız da kaderinizdir. Böyle ilhama bak, ilhama görürsün o. Bir yerde bu ilham sonucu ilhamdır. Bak görüyor musun? Meyil neredeydi? Meyil kalpteydi. Bak bunlar sizi ne şey yapıyor? İyiyim. Osman görüyor musun abi? Aşağıdan yukarıya. Bak iyiyim. Bu neydi? Evamir-i tekviniyenin açılımıdır. Ha, burası abi. Bu, okuyayım mı? Hı hı. Akıl tatili eşgal etse de nazarını ihmal etse vicdan saniye unutamaz. Kendi nefsini inkar etse de onu görür, onu düşünür, ona müteveccihtir. Hac ki, köpek gibi... Hac, bir dakika. Hac nedir biliyor musun? Şu izan var ya izan. Şimdi biz onun için cemaat... Alacağım Osman lütfen. Şimdi tarif, tasavvuf, tasdik falan bunu yapıyoruz ya. Sonra bu kalbe, vicdana iniyor bu yolla. Bu kalbin yoluydu ya burası. Evet. Buradan biz Risale-i Nur derse gide Risale-i Nur hakkında, Ustad hakkında işte asın imamıdır falan, bizde oluşan o halit-i rüyeye hads denilir. Ne yapar? Dersi dinlerken acaba bu Ustad'ın dediği doğru mudur demez hads. Hemen mantık ve aklın dışında, çünkü Allah bu kainatı yaratırken aklı ve mantığı kullanmadı. Onun için her şey akıl ve mantık değildir. Çünkü bu kainatı yaparken bunu kullanmadı. Bunun üzerine kurmadı. Dolayısıyla hat böyle bu dersleri dinlediğin zaman daha önce teslimsen bu dersler hat olur. Ha şimdi söyle abi. Hat ki şimşek gibi surat-ı intikaldir. Daima onu tahrik eder. Hatsin muzafı olan ilham. Bak. Bak. Bak bu buradan aşağıya kırmızım nerede? Hemen çizeyim. Çizerek yapayım abi. Şöyle vicdan mı abi? Vicdana iniyor. İniyor. Buraya hads deniliyor. Hads. Bu hadsin muzafı olan ilham. Olan ilham diye. Olan ilham. Bunun için zaten hads oluşturmuştu. Bunu bir daha okur musun bak? Devam edeyim mi? Daha bir kısmı daha var. Var he. Yani bunun sonucunda hadstı. Hadsın ilerisi bu. Şöyle diyor abi. Mevla'nın muzafı olan arzu ve onun muzafı olan iştiyak ve onun muzafı olan aşk ilahi onu daima marifet-i zülcelal'e sevk eder. Şu fıtrattaki incizap ve cezbe bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyledir. Diye... Şunu okun, bir daha okur musun? Şu o, bu işte. Şu mail iki katı 29 sözdeki. Ha, onu bir daha okuyayım. He bak şurada bir şey ekleyeceğim. Muzaf mail ihtiyaç olur. Muzaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaf iştiyak incizap olur. Ve incizap iştiyak ihtiyaç mail Cenab-ı Hakk'ın evamir-i tekviniyesinin mahiyet eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler. Mümkünat devam ediyor. Evet. Yani sistemi oluşturuyor.
başka yerde bu şey, bunların sonucunda, bunların bütünlüğünde şey, hads oluyor. Hads. Hads ve ilham, delil iman mı diyor? Delil iman diyor. O hadsin de muzafı ilhamdır. İlhamın muzafı şey, ilhami şey, ilhamın iki katı şey. Vahiy zimni mi demiştiniz? Vahiy zimni oluyor. Biraz da ileri vahiy oluyor. Hani as imamlarında olur. Bu herkeste olur. Vahiy zimni şeyde olur. İmamlarda olur. Yani şumullu ilham. Evet. Şumullu ilham oluyor. Bu görüyor musun nasıl açmış? Bu evamir tekbirinin açılımı zaten. Çekirdek bu. Ağzı koydu yani. Şimdi bu çok ilginç. Bu tebrik elhamdülillah Allah'ın ihsanı. Bu da çok acayip bir şey. Kuvve-i Şehriye, Kuvve-i Gadaviye, Kuvve-i Akbe bütünlük. Ondan sonra bunları medene getiriyor izan. Şu köşelere de Allahu Alem şuraya tefekkür, şuraya hat, şunu da ilim. Anladığım şu anda hemen diyebileceğim arkadaşlar, tasdik ilimdi. İlim Osman, evet, evet. Hatstı şey, izan. Bu da tefekkürdü, aklın şeyi zaten. Çok ilginç. Hepsi nasıl oturuyor? Yani ne düşünüyordum biliyor musunuz? Size bir şey söyleyeyim. 13. sözden söyleyeceğim. Biraz kafamız şeye çalışıyor ya, böyle bir tuhaf. Dedim ki 23 sene peygamberlik hayatı, yani birbirine çatışan, çelişen sözlerimiz, davranışlarımız var. Sözümüzle fiilimiz uymuyor ya. Bir de bu dersi yaptığımız halde ya bir dima yapıyoruz. Bazen birbirine zıt şeyler de söylüyoruz. Daha önce söylediğimizi unutmuşuz. O da sonra anladım ki, ha bu o zaman suretiydi veya kanuniyetiydi, hakikatidir, mahiyeti. Valla birbirine zıt gözükebiliyor, değilmiş. Yani ben bir şey anlatacağım bu işin bundan. 23 senede nasıl birbirine, Usta Hazretleri diyor ki bir ağaca benzetiyor, gözükmeyen ağaç. Orada diyor ki birbirini ortadan kaldırmıyor ağaç. Mesela portakalın rengi, portakalın yaprağını ortadan kaldırmıyor. Yani itmiyor. Çok uyumlu. Birbirini tamamlayıcı, mütemim diyor. Tamam mı? Şimdi ben onu anlatmak için değil. Bunu şey için anlatacağım. 23 senedir Risale-i Nur yazılmış. Yani ihtiyar adam. Hapishanede, dışarıda, ne demek istiyorum? Devamlı değişen bir halet var bu insanda. Mesela biz eve gidiyoruz, bir sinirleniyoruz, halet bozuluyor, bu ders allak bullak oluyor. Öyle mi Gafur? Evet. İş yerine gidiyorsun, daha değişik, allak bullak oluyor. İnsanın hissiyatları, duyguları, haletleri değiştiği halde bazı sabitçi hiç değişmiyor. Bu melekelerdir artık. Melekeler değişmiyor. Mesela eve gittim abi, ev hali. Bu dersin canlılığı olur mu? Olmaz. Olmaz. İş yerine gittik abi. Olmaz değil mi? Olmaz. Bir sürü cürcüne. Vesaire gittik. Olmuyor. Peki 23 senede birbirine çelişecek, çatışacak olmaz mı külliyatta? Ben şeyde bunu çok yoğunlaşıyordum. Ondan sonra bazı şeyde olmuş diyor. Varsa diyor Üstad, benim nefsim karıştı diyor. Fikrim mi diyor? Fikrim ve nefsim, ha fikrim karışmış. Sözleri sorunlu diyor herhalde. Evet. Şimdi diyor, niye diyorum, yani nasıl bütünlük olabilir diye bunun yoluna düştüm. Anlatacağım şuydu. Nasıl birbirine çelişen, çatışan olmaz. Şuna meğer kainatın yaratılışında kullanılan bir şablon var, yöntem var, formül var. Onu fark edince ne konuşursanız konuşun, o şuradadır, yok orada değil, şuradadır, burada, yok bu muhtemel var, buraya. O formüle göre konuşuyorlar, böyle bakıyorlar. Ondan sonra, mesela biraz önce bu, yani nasıl dedik, tasdik ilan bak. Bak, yerin oturuyor ya, yani
İlim ya. Yani Risale-i Nur ve Kur'an ve kainat. Yani bize yakınsa. Bir böyle bir insanın fikriyatının eseri değil. Yani bir sistem içerisindeki bütünlüğü ihata etmenin ifadesidir. Yani formülü anlatacağım şuydu. Formülü, şablonu gördükten sonra her şeyin yerli yerinde olduğunu, ne konuşursa birbirine çatışan ve çelişen ifadeler olamaz. Ondandır. Mesela ona şöyle misal vermiştim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözü muteberdir. Fıtrata en uygundur. Sebebi şuydu. Bir insan her sözünü, her davranışı şey yapabilir mi? Ondan sonra doğru olabilir mi? Olamaz. Peki Resul'dan ikisi nasıl oluyor? Şu, dünyada şu ikisi nasıl koyalım en doğru olur? Hep örnek verirdim. Allah Resulü buna bakarken alem aleye bakıyor. Olmaz mı? Götür ileriye götür. Hasan bak, o defterin böyle orada yanlış duruyor. Şöyle götür biraz da şöyle yap bak, ama böyle. İkisini beraber görmeden o söz, o hareketin en isabetlisi bilinemez. Öyle değil de abi Hasan abi. Üst üste görüyor. Öyle değil de. Aynında. Çevçer oturmadı diyor. Şimdi onu suretle hakikati üst üste. Tamam. Yani şöyle durmadı şöyle. Yani ikisini bir görüyor. Doğru. Ya da üst üste. Hakikaten surete mi bakıyor abi ya? Yani suretten hakikaten surete diye usta söylüyor zaten. Bazen diyor orada, bazen buradan diyor. Yani ben şunu anlamadım. Yani ikisini beraber görmeden, ihata edilmeden olmaz. 23 sene nübüvette, 23 sene vazifedarlıkta bir alimin bunları söyleyemez. Mesela Gazali bir söz söylüyor. Tarihte silinemiyor. Çünkü hakikate mutabık söylemiş. Hakikati görmenin ifadesi onu, oturmuş yani. Oturmuş. İçin hakikat olduğu için silemez hadise. Ne mekan siler ne zaman. Şimdi gelelim şey, mevzumuza da girmedik ha. Bu şey lazım. Kuvve-i Gadaviye, bu ısınmaydı. Şimdi gireceğiz. Güzel. Hakikate mi öyle ısınma? Şimdi göreceksin sen. Isınmadan olmuyor zaten. Olmuyor. Sakatlanıyoruz. Ha. Şimdi şekil ve mekan olmadan bu kuvve uyanmıyor. Şehebiye, menfi olarak düşünmeyin. Bunu da demiştik. Şimdi geçiyoruz. Şimdi geliyoruz. 18 bin alem nerede? Nasıl bulunuyor? Nasıl aktif ediyor? Nasıl iadeyi ziyaret ediyor? Ha? O zaman tahakkül bir olmuştu. Çok harika. Hadi bakalım. Şimdi hangisiydi? Efendim 25. defter. Şimdi 506 olduğu için hazır mıyız abiler? Hazırız. Hadi bakalım 506'yı açayım sözleri. Ama sözler 506'ya bakıyor mu arkadaşlarım bilmiyorum ama defterin her tarafını doldurmuş Hasan abi. Dikkat ettiniz mi? Düzen yok yani. Nasıl bir halet bilmiyorum. Damla, nerede yazdığımı soruyorum. Sonra ne yaptım biliyor musun? Aradaki çizgileri vardı ya, defterin çizgisi. Ondan sonra çizdim. Sonra fark ettim. Bak, hiçbir tane yazıda, bu hani var ya yukarıda hani çizgi oluyor. Hani defteri ona şey yapan. Şu. O çizgiler bak nereden başlamış bak. Hep böyle çizgiler var da bunların bak. Üstünde yani numara. Şurada numara gitmiş. Nereye gitti ya? 506. Ha bak, görüyor musun? Numara sonra Allah ne yaptık dedi, karandası. Bitmiş. Bir anda böyle haftalarca beklersin, bir şey gelmez. Bir bakarsın, bir cevap gelir. Ha şimdi lavada abdest alıyor, bir şey gelir. Şimdi uğraşta dur şimdi. Ha bu çok yeni değil mi o şey? Tabii ya. Şimdi. Deliliyor mu? Delilim yok ya. Yani. Çok oturuyor zaten. Ben ona bakıyorum. Yani ondan sonra şey diyorum. Ya ben hayal mi yapayım? Hayal mi? Bir değişiklik olsun. Zenginlik olsun.
öyle ülfetimiz kırılsın. Tahayyül, tasavvur, tahayyül, tasavvur falan. Hayal, 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 tahayyül, tasavvur falan düşünceler zaten. Bir farklılık olsun. Olsun mu olmaz mı? Nasıl olur yani? Araba girer mi diye. Bu sefer mulağında bu oldu. Ona bu budur deyince demek ki bunu onayın. Yani mesela hani Üstad Santral diyor ya Dima. Şimdi mesela tahayyülün arkasında o zaman bir kuvve-i tahayyülle tahayyül var. Kuvve-i tahayyül. Bir de kuvve-i şeviye de var mesela. Belki başka bir kuvve-i daha çıkacak. Mesela Üstad şunu diyor az önce ona bakarken. Kuvve-i basıra, kuvve-i şamiye var ya. Duyguların kuvveleri. Mesela onlar da mesela tahayyülün şeyinde. Samiye bağlısı evet, diyor ya. Evet. Yani duygular, bir sürü kuvvelerin. Yani bu. Yani aslında o kuvvelerin. Bu değil, tek değil ki. Bu depo, depo. Yani, tahayyülü mesela veya tasavvur. Bununla alakalı bütün depolar burada. Ha, yani dima santral. Bütün kuvvelerin evet. Merkezi halinde tahayyül onların hepsini işletiyor. İşletiyor. Çok acayip ya. Gafur daha güzeli oldu bunun. Şeyi daha hoş oldu. Kum saati bu. Burada hurda haş oluyor üçü. Sonra bu berzahtan geçiyor. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i şeviye. Ondan sonra biliyorsunuz bunun sistemi tefekkürdü. İlme taakkulden ilim olması için tefekkür lazım. Tasdikte İntizam arasında ilim var. Saatine uyuyor. Ömür akıtıyorsun aşağıya hepsini. Evet, geçirip bitiyor. Geçirip ömür de bitiyor o zaman. Şu olabilirdi. Şurası kırmızı olurdu. Şu üçgeni. Hayat kırmızı ya, kan. Benim yeri yok. Gerçi Muhyiddin Arabi ile çatışıyoruz. Şurası yeşil olabilirdi şey, çizgi. Rüyada görmüştüm böyle. Ruhun rengini, üç tane şahs farklı şey yapıyor. Bir şeyde görmüştük. Halep'te. Muhyiddin Arabi yeşil diyor. Ruhun rengini. Öyle ihata etmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Bediüzzaman Hazretleri kırmızı diyor. Ondan sonra ben Arş-ı Azam ruhun yaratıldığı yer ya kuva. Yeşildi ilk çizdiğim zaman. Muhyiddin Arabi görmüştüm. Nedir diye falan yeşil olarak göstermişti. Sonra vesairelerle İmam-ı Rabbani Hazretleri vesaire yoğunlaştığımız zaman onun kırmızı olduğunu. Rengi ya şu şeceri hırkatın bile rengini bile öyle rastlantı olmadı. Ondan sonra çok acayip. Sonra sildim. Sonra Muhyiddin Arabi kızdı yani. Kızdı he. Ocakta bir şey yanmıyor değil mi? Çok güzel şey kokuyor. Keşke böyle bir cinsten bir şey yansın. Fırından geldi abi. Öyle mi? Şimdi yani renk bile ne olur Allah rızası için rica ediyorum. Şahıslara takılmayan şeyler, renkler bile hakikatin suretleri olduğunu, ses, koku, renk, tat, hakikatin dışa vuruş olduğunu, ruhun rengini, hafız diyor ki, hafız var ya Selahattin Şerifoğlu, ben diyor sekeratta çok temiz kalktı ya, Yasin okurken dedi ağzından yeşil bir duman çıktığını gördüm diyor. Yalan demez. Ve Muhyiddin Arabi'ye ve büyük zatlara çok uyuyor yeşil. Bazısının ağzından siyah duman çıkar. Allah kimsenin başına vermesin. Bazısının ağzından yeşil duman çıkar. Doğrudur. Bazısının ağzından ya Rabbi kırmızı duman çıkar. Teşekkür. Acayip ya. Kamil bir ruh. Kamil. Ehli cennet bir ruh. Yeşil. Yani siyah çıkmışsa Allah belasını verdi işte. Yani farklıdır. Ne olur? Dün akşam da şey yaptım. Bana ağzından gri duman çıkıyorsa sigara içiyor. Ortasın. O heyecanlıyken. Bir yere bakarak konuşuyoruz. Bana geldiler. Hocam bir şey sorabilir miyim dedi. Öyle geldiler. Hocam ben oradayım. Hocam bir şey sor dedim böyle. Hocam zor durumdayken Allah'a vaat etti de sonra vaadini geçen tek hocam. Bu da bana gelir. Çay elinde. Boşuna söylemiyor. Çay elinde fırtınaya tutulmuşlar gemiciler. Halici şey. Ondan sonra Ukrayna'ya doğru gitmişler. Fırtına olunca gemi bitiyor, batıyor.
Demiş ki, ya Rabbi bizi sahile selamete çıkarsan bir büyük hayvan kurban edeceğiz. Sonra neyse deniz limana kadar geldi. Yani epey düzeldi, hiç tehlike yok. Ya Rabbi inşallah diyor, duayı tekrar ediyor ama reset atıyor. Bir koyun inşallah keseceğiz dedi. Limana yanaşınca, hava düzgün olunca koyuna indi. Limana girdiler. İnşallah ya Rabbi, hemen sadaka vereceğiz ya Rabbi. Dediler oradaki tayfa falan neyse duydu, bana kadar geldi. Can şey hocaya gittiler. Demişler ki hoca çok iyi biliyor kime. Demiş ki şurada bir tane dershane var, beni tanıyor hoca. O son katıda git ona sorun, o bilir bu işi demiş. Beşinci katta istedim bana kadar. Sonra ben ne dedim, olur olur olmaz demedim. Olur dedim ama bir şartla. Yani sığırdan koyuna indi, oradan da bir lira sadakaya indi. Dedim ki bir şartla olur. Eğer bu Allah'a bir de ihtiyacın olmayacaksa yap dedi. Ya olur mu ya dedi, ben aslında şey bilemem. Eğer bu Allah'a bir de ihtiyacın olmayacaksa git dedim sana kadar. Eğer Allah'a ihtiyacın olacaksa sözünde dur. Şimdi tekrar Bismillahirrahmanirrahim. İşte ziya hayattaki meşhur havası zahiri ve batına duygularından başka. 506 sözler ama siz defterin 253. sayfa. Bak, ziya hayatlardaki meşhur havası zahiri var ya, havas, hasseler. Ve batına duygularından başka insanda ne varmış? Bilinmez, herkes tarafından tespit edilememiş. Gayri meşhur sayka var. Sürüklenen şey, sevk eden yani. Bak, sürükleyen, sevk eden, saika, saika, seni sevk eden, sürükleyen. Yani göz, kulak, burun, dil, el, gözün dışında altı. Nedir o? Saika. Nedir o? Sürükleyen, seni sevk eden, saika. Bir de şaika var. Bu da seni içsel, içsel şevk veren, şevk verici. Hisleriyle beraber o arı, dünyanın eksen envaiyle ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse elbette hayat, bak buradan aşağı okuyorum. Elbette hayat tabaka-i insani olan en yüksek mertebesini çıktıkça hayatın, hayat tek şey değildir. Mesela ağaçta da hayat var, hayvanlarda da hayat var. Cinlerde de hayat var, meleklerde de var, insanda da var. Sıraladım yani, tesadüfen sıralamadım. Hayat bir paket gibidir. İçerisinde Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hakikatini barındırıyor. Şu anlarda diyor, hayat hay ismi, isim azamdır, bütün isimleri camidir. Dolayısıyla Allah var iken hiçbir şey yoktu. Şeyden söylüyorum, hay Lemat'ta Esma-i Sitte Risalesi var ya, oradan söylüyorum. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem var ya, hepsini meyve sıkacağı, meyve sıkacağından meyve çıkıyor ya, Allah'ın dışında 18 bin alemi koyun meyve sıkacağına ve alın öz, ne çıkar? Hayat. Hayatı da koyun, daha latif bir cihaza koyun, öz alın, ne çıkar? His ve şuur. Daha şey yapın, daha his ve şuuru da bir cihaza koyun, akıl. Ruh için diyor ki öz değil diyor. Hayır, bundan daha arkada cevher diyor ruha. Demek ki hayat nedir? Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin hulasasıdır. Hayat cisme girdiği zaman 18 bin alem oradadır. Ama hepsi uyanır uyanmaz. Mesela karınca için şuurlu diyor. Lemat'ta. Şuur var bunda. Ne yaptığını biliyor. Şimdi hayat girdiği zaman bitkiye kendisine lazım olanları celp, kendisine zarar olanları def eder. Bu kuva gelişmiştir. Ve başka bir hisleri de vardır. Ama şu anda insanoğlu bilmiyor. İslamiyet bunları bildiği için hüküm getiriyor. İki tarafa bakarak hüküm getiriyor. Ona delil nedir? Bir ormandan geçerken ortada sonunda bir ağaç keseceksin ya.
Ormanda giderken baltanızın ağzını kapatın, sarın, göstermeyin, öyle geçin ağaçların içinden der. Burada ne anlıyoruz? Hay, ağaçların hissi vardır. Sizi tanır ve bilir. Bu bir çiçek evdeki hanımı ve çocuğu bilir. Bu bana su koyar, bu bana zarar verir. Bu his seviyesinde vardır. Zararları cel, zararları def, menfaatleri celbetme hissi vardır. Ama kör olası cehalet ve zalim olan zahir, ondan sonra bunun zahirinde ağaçta neyi sarılacak, kimi tanır, bilir. Arıyı kullandı ya burada. Hayat mertebesi zaten bu arıyla, yani ilhamı mazhar olunca insani hayat başlıyor. Evet. Verilmişti, hayat verilmişti, insaniyet verilmişti. İnsanlık bu arıyı da ondan kullanıyor zaten. İlham işte vahiy gibi işlere mazhar olduktan sonra insan hayatı başlıyor. Evet, hayvanlarda da ilham var. Ama insanda artı vahiy var. Vahiy oradan başlıyor insanda. Şimdi arıyı ondan kullanıyor, berzah olarak kullanıyor. Yani her tarafa dolaşan fikirler gibi toplayıcı ya. Şimdi hayatı bir tanımlamak için söylemiştim. Hayat 18 bin alemin hulasası. Sen de uyandığı kadar o hayat ismine mazarsın. Şimdi diyor ki hayat bitki hayatında. Hayat hayvan hayatında. Hayat diyor, elbette hayat tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça. Yani buz, su. Su H2O. H2O enerji. Enerji esir. Esir maddi hayat. Maddi hayat aynı hayat. Aynı hayatın da arkası hayatın ta kendisi. Hayatın zatları ve cemelleri diyor. Tamam mı? Hayat en cami yer arştadır. Aynı hayat lef-i mahfuz, cennettedir. Maddi hayat daire ilim ve daire hayattadır. Esir ise lef-i mahfe ispattadır. Enerji ise kafının tezgahındadır. Atom ise alem-i şehadettedir. Yukarıdan aşağı indir. İnşallah şey olacak gibi geliyor. Hani cennete gidersek hani ne göz görmüş diyor ya. Hani evet hakikaten böyle olması gerekiyordu diyeceğiz gibi içimde şey geldi. Yani ya. Böyle olması lazımdı. Yani ya çok acayip bir şey olacak. Ne acayip yiyecekler var filan demeyeceğiz. Evet böyle olması gerekiyordu. Evet, böyle bir şey olması diyor. Lazımdı. Ya. Çünkü biz bu derslerden onu anlamıştık diyeceğiz. Evet ya. Diyeceğiz diyorsun. Ya. Diyoruz. Evet. Demişiz. Orası burası. Öyle orası, değil mi? Burası. Öyle diyeceğiz yani. Evet, evet kesinlikle. Çünkü kalbi diyor. Böyle olması gerekiyor diyor. İnandığını gözü yalanlamadı Miraç'ta. Aa bu ne ya demedi. Zaten böyle olması Miraç'ta lazım. Böyle, dedi. Böyle bildiğimizin hani diyorsun. Evet. Evet hepimizin adına diyor. Elbette hayat tabaka insani olan. Burayı anladık değil mi bak. Tabaka insani çıkması demek. Şu çekirdek patladı. Çekirdek toprakta patladı, filiz verdi. Patladı gövde oldu, patladı dal oldu, patladı yaprak oldu, patladı çiçek oldu, patladı meyve oldu, patladı koku, tat, renk vesaire oldu. Patladı ve içindeki çekirdek oldu. Ek yok. Dikkat edin, Allah'ın sanatında ek yok. Şunu örnek veriyorum hep, mesleğim olduğu için biraz. Motor. Motor bir bloktur. Böyle bir kargastır. Onun içerisine kramp milini koyarlar. Sonra piston koyarlar. Sonra manifold koyarlar. Yani eklerler motor olur. Tamam mı abi? Ama Allah'ın sanatında çekirdek patlar, içeriden dışarıya inşa var. İnsanın sanatıyla Allah'ın sanatı farkı, insan ise ek yapar. Ekler olur. Şimdi bu niçin bu misal verdim? Hayat patlıyor. Hayat varlık oluyor. Biraz daha patlıyor, bitki oluyor. Ne oluyor? Ezan okunuyor. Ha yok. Biraz daha patlıyor. Patlıyor. Hayvan oluyor. Biraz daha patlıyor. Cinler oluyor. Biraz daha patlıyor. Zaruri olarak melekler oluyor. Biraz daha patlıyor. İnsan oluyor. Daha patlayacak bir şey oluyor. Yani cinler tayyutta, berzahta melekler oluyor değil mi? Yani artık tabii melekler yani. Cinlerden üstün çok. O patlamayı da şöyle demiş abi. Yani mertebe çıkması imbisat, inkişaf, tenevür şeklinde oluyormuş. Üç şeklinde. O patlama diyorsunuz ya. Ya Allah Allah. İnkişaf ve tenevvür şeklinde oluyor. Fesubhanallah.
Yani çok boyutlu bir şekilde patlamış. Bir şey bir zaman konuşmuştuk şu, ya. Şey yazmışsınız. Bir de söylermişsin. Renkli yazmışsınız. İnbisat, inkişaf. Bir dakika. İnbisat, inkişaf, tenevür. İnkişaf, tenevür. En yüksek mertebeye çıktıkça diyor, öyle bir inbisat, inkişaf, tenevür eder ki demek ki o patlama üç yönlü oluyor. Üç şekilde aslında terakki oluyor. Tek yönlü bir değil. İnbisat şeklinde, inkişaf şeklinde, tenevür şeklinde. Tenevür ne demek? Nurlanmak. Nurlanmak ama yani hani nur ve mana vardı ya, merkeze doğru gitmek gibi. Yani mesafet artıyor. Ha yani merkeze yaklaşmak manası olabilir. O gibi hani nur mana. Şey geriye çevirdiğimiz zaman da bunu hani cennette gittikten sonra inkişaf yok ama inbisat var diye şey ha, yapmıştık. Orada da ha, bir şey ama burada büst varsa hepsi zaten orada var. Burada, yani burada varsa sen buradaysan bunlar sende yok. Buradaysan bunlar hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Üniversite diploması, ortaokul diploması da var içinde. Ama kullanması başka. Bak arkadaşlar, muhatap ilahi olabilmek, rıza ilahinin kendisi Allah'tır. Bana bütün rıza ile gösteren cennet, Allah'ın esmasının azami derecedeki tecellisidir. Şimdi usta da bütün rıza ile gösteriliyor. Böyle cennet, cehennem endişesi verilmiyor. Böyle 96 Mirdan'da anlatıyor ya. Arkadaşlar muhatap ilahi olabilir, olduk kamdus. Şüphe yok. Ve ses o. Ya Rabbi, Muhammed'in hürmetine, aleyhissalatü vesselam, Muhammed'in senin yanındaki hatırına, Muhammed'in imanının hatırına, iman edenlerin imanının kutsiyetine ve Allah'lığın hatırına, muhatab-ı ilahi olduğumuz şu nimeti elimizden alma. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarla, eksiklerle, düşmemizle ortaya çıkacak o senin razı olmadığın şeylerle vesile yapıp Allah'ım bunu Allah'ın hatırına ondan dolayı elimizden alma. Amin. Amin ya Rabbel Alemin. Duamızı dergah izzetinde ve makbuliyetinde hasır olan sırrına mazhar ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki deri hatırına kabul eyle ve hizmet imani Kur'aniyeninden hasıl olan iştiraka amal-i ulevin hatırına kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Alma elimizden Allah'ım. Alma. Allah'ın hatırına ya Rabbi. Günahlarımız var tabii ama beşeriyettir Allah'ım, sahip çıkmıyoruz ona. Ya bize yeis zilletine de duçar etme Allah'ım. Ya. Şimdi gelelim şey, oh, elbette dua bir formattır. Bunu yaz Osman, bunu kaydet. Evet. Dua, benim şu anda tamamen sistemim değişti, bir şey oldu. Subhanallah. Dua bir formattır, bir ne oldu bilmiyorum. Bak, hemen yaz. Dua bir formattır, yenilenmedir. Fabrika ayarlar mı? Yeni aslına dönülmektir. Çünkü şeytanın sevmediği bir şeydi. Acayip oldum yani, elhamdülillah, sonsuz şükürler olsun. Dua bir yenilenme. Seni bize gönderene Allah'a hamd senalar olsun. Buradan bir elbette hayat. Nefsimi ikna ettiğim yeri söylüyorum bak. Elbette hayat tabakayı insani olan en yüksek mertebe çıktıkça yalan söylemiyorum. Allah şahit. Burada elbetten sonra geçen hayat kelimesi var ya, hepsine değil. Hayat kalksa da sen mi yaşayacaksın? Bu hayat kelimesi insanlarda kalsın mı? Benim canımdan daha kıymetlidir bu kelime burada olması. Bana teklif etseler ki hayatı sileceğiz veya sen öleceksin. Bunu tercih ederim. Elbette kelimesini değil de elbette hayat. Yani bu cümle hayatımızdan daha değerlidir. Ben nefsim kabul ediyor bunu. Yani bu ortadan kalksın veya sen kalk. O kadar acayip bir hayati bir kelimedir diyor. Yalan söylemiyorum size bu makamda. Yani asla ruh musad etmiyor diyor ya usta dokunmaya. Bak şimdi elbet hayat. Kalksın başka kişiye koysan bak sen yaşayacaksın. Hayır. Ben yaşamayayım bu kalsın. Ben Kur'an-ı Kerim okurken hep böyle düşünceler geliyor biliyor musun? Şimdi bu harf olsun mu? Niye geliyor bilmiyorum. Şeytan mı diyor? Yani bu hayatından daha değerli mi bu harf? Hayatından daha değerli. Ben mi yaşayayım bu mu olsun? Hangisini tercih ederdin? Vallahi bunu tercih ederdin.
O kadar değerlidir, hayatımdan daha değerlidir bu kitap. Benim evet. hayatımdan. Çünkü beni ben etmiştir. Bu kitap yokken benden, beni benden etmiş derdi. Biliyorsunuz, altı çizilecek var, üstü çizilecek var. Risale-i Nur bizim altımızı çizdi. Hayat üstümüzü çizmişti. Bunu bana zaten söylettiler, buradan aldığım feyizdir. Hayat deyince ben, bu penceredir. Ne demek biliyor musun? Bu kelimenin kalkması, şu pencereyi kaldırıp duvar örmektir. Kıymet veresin diye söylüyorum. Ben bunları tefekkür etmesem şimdi söylemem. Elbette hayat, tabaka-i insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça, Allah Allah, çıkmak işte bu, bak, inbisat, inkişaf, tenevvür. Bunu da öğrendik. Vay be. İnbisat, inkişafı çok kullanıyorduk da, tenevvürü ayrı ayrı söylüyor, tenevvür olması evet. ama üçü aslında bir mertebe ve terakkinin şeyi, üç şeyi. Yani bu akılda da kullanıyor biliyor musun tenevvürü? Aklın nurlanması. Evet. İnkişaf da düşüncelerde kullandığı çok var. Hayalim inbisat etti diyor Üstad. Bak buraya duyuyor. Allah Allah. Allah Allah. Hayalim inbisat etti diyor ve kimse beni geri alamadı diyor. 26. lema. Bak şimdi bak. Hayatım inbisat etme nispetinde diyor. Şey diyor, düşüncelerim inkişaf etti diyor. Bak bunu Allah zaten sari. Aklım tenevvür etti diyor. Allah Allah. O zaman inbisat, hayal. Üffe subhanallah. Yazın olacağım ya. Yazacağız başka yerde. Serbest bölgeyle hayat hayat şey? Oluyor abi. He? Serbest bölgeyle hayat hayat oluyor o zaman. Harika ya. Ya deli olacağım ya. Terakki oluyor. Terakkinin yeri evet. nereydi? Serbest evet. bölgeydi. Serbest bölgeydi ya. Terakki nasıl sayıyorduk? Orayı kaldırdın mı bitti. Bitti canım sen değilsin ki ya. Allah Allah. Allah Allah. Şuraya yazayım abi. Yazın abi. Şuraya imbisat. Zemberek orası. İmbisat. İnkişaf. Bunu lütfen yazın. Ya zaten çok sari söylüyor aklım tenevvür etti. Öyle değil mi? Evet. Kürdası bilen insanlar. Hayal için ne diyor? Hayalim inbisat etti diyor. Düşünceler için ne diyor? İnkişaf etti düşüncelerim diyor. Allah Allah. Tenevvür. Fesubhanallah. İnbisat. Hakikaten ya, ilginç oldu. Ya bu şimdi akılla mı oldu Allah aşkına vicdanı söyle. Yani bizim ihtiyarımızla mı oldu şimdi bu? Yok. O sonra orada eskiyi getirdi. Böyle bir toplu ders yapmışız. Derste. Buraya koyduk dursun. Bir baktık, yazdık. Bunu silmeyeceğiz işte, ben de yazacağım çünkü. Benim defterim değil ki, şimdi yazayım. İyi misiniz? En yüksek mertebeye çıktıkça diyor ya. En yüksek mi diyor, yüksek mi diyor. Mesela en yüksek diyor. Festival. Siz yazmamışsınız. En mertebeye yüksek almış. Defterde mertebeye yazıyor. İsterseniz yazın. Oğlum öyle mi ya? Elbette hayat tabaka insani olan en mertebe. Aa orada. Yüksek atlamışız. Yüksek atlamışız ya. Yüksek. Yazıklar olsun. Nasıl, nasıl. En yüksek. Çünkü niye? Bunu yazdım da Allah şükret. Kafa yok ki gördün. Nerede yazdığımı ilk haftada yazmamışım. Bazen bir alıyor böyle. Geçenlerde 3, 2 küsür geçe. Ha işte bu işte. Bu işte. 2,5 mu? 2,5 mu? 3'te mi ne kalktım? Bununla bu hale kalktım gece 2,5'da mı? 2,5'da. 3 ya 3,5 ya 2,5. Bunlar tak 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 ve sabah kalktık Allah Allah. Şuraya koyduk ya bak. Ondan sonra devam ederiz diye akılla ertesi sabah ya. Şuraya devam et tamam mı? Devam gelmiyor ki. Gelsin ne yaz. Bitti. Belki gelir diye bekliyorum abi. O da dua abi o kısmı. Dua. Bak görüyor musun? Bak niye? Sayfayı boş bul. Bu duası. Orada format atıyor. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Her şey akıl değil. Her şey meziyet değil, sakın. İstihdam ile mazar olmak ne kadar büyük nimettir, zerre kadar. Bir diyor ustad, 35 mektubatta zerre kadar diyor, imana ve İslam'a muhalif bir şeyi düşünmek bana çok ağır geliyor. Bütün dünya bana verilse, imanın bir başka bir şeysini düşünmek, zıttını düşünmek
şey yapmam, kabul etmem diyor dünyayı bana. Hatırladınız mı orayı? Yürüttü şu anda. Yürüttü şu anda. Abi bir şey söyleyeyim mi? Asay-ı Musa, inbisat, inkişaf ve tenevvürü bütünlüğe getiren... Cem'den oluyorlar. Ooo bak, o acayip bir şey ya. Bak diyor ki, eğer bütün dünya bana verilse, bir hakikat imanı feda edemiyorum, bir hakikatin bir dakika aksini farz etmek bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa yalan der mi? Bütün dünyayı düşünün. Brezilya, Arjantin, İngiltere, Afrika, Arabistan, hepsi, Rusya benim olsa bir tek hakaik imaniyenin vücut bulmasına, şunun anlaşılmasına bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. Bir tek anlaşılmasına Mehmet kardeş. Bir tek hepsi değil bak. Ne diyor? Bütün dünya bana verilse vallahi riyakarın söz değil. Bir tek hakaik imaniyenin vücut bulmasına yani ahirete ait bir inkişaf olmuş. Veya alemin gayba bir karşı bir inkişafatın olmuş. Ezeli ve ebede baktığı için sonsuz. Bir tek hakaik imanenin vücut bulmasına bila tereddüt vermesine neyini? Nefsim itaat ediyor. Bütün dünya bana verilse nefsim. Bir hakikat imanı feda edemiyorum. Bir hakikatin bir dakika aksin fazla bana gayet elim geliyor. Bütün dünya bana verilse kabul etmem diyor. Nefsim. وَاَمَنَّا بِمَا اَرْسَلْتَ مِنْ رَسُولٍ وَاَمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَصَدَقْنَا ne diyor biliyor musun? Yani gönderdiğin her elçiye, indirdiğin her kitaba inandık ve tasdik ettik. Allah Allah. عَلَى ذَٰلِكَ نَهْيَ وَعَلِينَ مُوتُ وَعَلِينَ نُبَسَ غَدَى bu iman üzerine yaşayacak, İman üzerine öleceğiz ve yarın o iman üzerine dirileceğiz. Allahu Ekber. Dediğim zaman nihayetsiz bir tarafgirlik hissediyorum. Ahirete. Tarafgir. Kim ne derse desin. Nefsim itaat ediyor. Evet. Mesela nefsim itaat ettiği ben külliyatta iki yer biliyorum. Nefsim razı diyor. Bir tek hakaik imaniyenin inkişafını bütün dünyaya tamam. İkinci nerede diyor biliyor musun? Nefsim dahi tasdik ediyor. Evinde yaşlı şeyler olan Atzeman'de gariban bir Müslüman olup da oranın rızkı arttığına, Uvvet Risalesi'nde şey yok, İktisat Risalesi'nde diyor. Ondan sonra orada diyor ki bir hayvan geldiği zaman kedi gibi diyor. İnsan da değil. O eve bereket geldiği gibi diyor. Tamam mı? Bereket. Bir diyor insan olsa ne olur? Bu hakikata diyor nefsim bile kabul ediyor diyor. Anne baba hakkında söylüyor. Evet. Orada sayıyor. Anlıyor. Bir de burada söylüyor. Hatırladım. Belki başka yerde var ama bilmiyorum şu an. Şeytanın bile ikna. Şey nefsim dahi diyor. Nefsim dahi diyor bunu şey yaptı diyor. Razı oldu diyor. Bir de burada. Niye çıkamıyoruz görüyor musun şurada? Giremiyoruz bir türlü şuna. Giremiyoruz. Bir buçuk saat. Oldu mu? Giremiyor. Bir daha okuyayım şunu ya. Elbette hayat tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça ne oluyor? Öyle bir inbisat. Bir. İki. İnkişaf. Aa burada söylüyor Musa. Ve tenevvür eder ki. Burada söylüyor. Burayı diyorduk abi zaten. Ben bilmiyorum. Prokursuz zaten. Bu yazdığınızdan biliyorum. Söylüyorum. Allah. Allah Allah. Eder ki. Bunların yazan yazmış ya. Burada diyor diyor. Burada diyor diyor. Yanımda birisi var ya diyor ki, ey seni bazen hiç anlamıyorum. Sen daha yeni dedi ki, yani yaşıyor musun, ölü müsün anlamıyorum. Bazen orada kalıyorsun bu masada. Bağırıyor böyle dayı. Söz. Yani sonra ben şaşırıyorum. Kendimi bu şu. Hısbanallah. Hayatın ziyası olan şuur ile. Hemen ziya ile nuru evet. Hemen şey yapalım. Güneşten ziya çıkar. Ve şemse ziyaya vel kamere nura. Barla da geçer. Tamam. Güneşten ziya gelir. Kamerden bize nur gelir. Ne demek?
Ziya ışık değildir. İçinde ısı, ışık, cel, cezb, ıtrovyal ışınların besleyici, ağacı büyütücü her şey bir pakettir. Buna fizikte foton denilir. Foton. Bizde ziya. Ziya ışık değil, lütfen. Tamam. Hayatı ziyaya benzetiyor. Mesela çok iyi anlayacağız. O konuda eğer tefekkür ehliyseniz ampulü değiştirin, kristal koyun. Ama tefekkür ehliyseniz bu israfa razı. Günah bana ait. Tefekkür ehliyiz. Ama yok güzel olsun diyorsa avize koy. Avizeyi eğer ders yapıp da bakacaksan koy. Mesela ben çok ilgimi çeker. Ortada bir ışık var, tamam mı? Fakat bir bakıyorum böyle. İşte yok da. Ondan sonra olsa da güzel olurdu ha. Veya ders tavırda bir tane öyle askılı bir tane yok mu böyle bir şey? Yani olur ha böyle bir şey yakardık. Nerede bakarsanız çok acayip olur. Şimdi 7 tane renk olur. Hele turkuaz var böyle mavi vesaire acayip. Şimdi hayat ziya bu böyledir. Ziya böyle 7 tane renk. Bunu nerede anlatır? 16. sözde anlatır. Bak, ziyanın içinde ne var diye hemen o cümleyi karı basa basa gidelim diye. Bak 15. sözde sırf o cümleyi okuyayım. 16. sözde. Ben size sayfayı söylüyorum. 194. Diyor ki, eğer faraza güneş zişur olsaydı, zişur, şuur, harareti, bak güneş şuurlu bir zat. Akıllı, tamam mı? Canlıdır. Harareti yok mu? Harareti ne olurdu? Aynı kudret olurdu. Kudret. Evet. Kudret. Ziyası ne olurdu? Ziyası. Aynı ilim olurdu. Elmanın sıvası ne olurdu? O çıkan, ziyadan çıkan 7 tane renk. Sıfatı sıvası olurdu. Tamam mı? Mesela kudret. Ne olur? Harareti. İlmi, ziya, 7 rengi de, 7 tane sıfatı var ya, göz, kulak, burun, dil, el, sayka ve şayka. 7 tane. Tamam mı? Anladık mı bunu? Bunlar hepsi ziya. Ziya, güneşin küçük maketidir. Allah'lık hakikatının küçük maketi tövbe, hayat. Allah'lık hakikatının yani Allah'lık hakikatim Allah'ın subuti sıfatının mücmel bir hulasası. Bu 7 tane sıfatı tazamun ettiğini söylüyor burada. Öyle ezber demiyor burada. Evet. Hayat. Tamam mı? Şurada. İşte sayfa 146 şu anda. Bilmek hayatın alametidir. Nereye bastık bir şey kulasacak? Bilmek, akıl. İşitmek, dirilik emaresi. Görmek, dirilere mahsus. İrade, hayatın olabilir. Niçin dedim? Subutu sıfatın mücmen kulasası hayattır. Niçin söyledim? İrade, hayat ile olabilir. İhtiyar, iktidar, ziyaretlerde bulunur. Tekellüm ise, kelam, bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki Gafur'un hayat sıfatının 7 defa kainat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren burhanları da vardır ki bütün sıfatların esası menba, ism-i azamın masdarı ve medarı olmuştur. Görüyor musun seni? Hayatın sıfatı yani göz, kulak, ilim, irade. Dişe vuruşları. Patlat, 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 çekirdeği patlat filiz, patlat gövde, patlat dal, patlat dal, yaprak, çiçek, koku, veren hep oradan çıkmış. Hep hayattan. Çok tuhaf. Külliyat. Görüyor musun külliyat? Ha? Nereden? Bunlar toplama kampı işte. Nereden çıkıyor? Risale'de kardır. Rahat ol. Söylediğimiz her kelime şey varsa hep buradan. Bak, hayat, subutu, sıfatın, hulası, camisi. Gördün mü? 7 tane tazam anlatmadım abiyle. Oradan, ben de o cümleyi söylüyorum. İşte. Sıfatı azam oluyor o zaman. Ismi azam. Sıfatı azam, sıfatı azam.
Ziya böyle bir şey. Tamam mı? Ziya içerisinde kristal gibi hayatın ziyası olan şuur ile. Şuur neredeydi hatırlayamıyor musun? Şuur. Dimandaki şuur. İki birinci, tane şuur var. Birinci şuur, ikinci şuur vardı. Evet. Birinci şuur neredeydi abi? Tahakkül değil mi abi? Tahakkül değil. İkincisi zihinde. İkincisi zihinde. Heyecanlandı. Zihin var ya zihin. Zihin hakkında yeni bir şey buldum. Yeni bir şey buldum. Aklı evet. Çalışırsanız zihinde gelir herhalde. Zihin hakkında aklın, hayalin durur. Hatta bugün zihin yapacağımı belki yaparım ben bu kardeşlerime diye. Aklın hayali. Bak, hani... Aklın hayali durur diyor da akıl hayal hemen... Evet. Aklı hayal etsin. Nerede? Dur. Ben size... Herhalde burada. Şeyde... 659 sözlerde... Yok... 632 sözlerde başladı. Zihni... Vesvese nereye atıyormuş biliyor musun adam? Adam, rahatladın. Olsun, bir cümle olsun bana. Hı. Adam lümen şeytani kalbe yakın ya. Hı. Kalbe attı, yemedi değil mi? Hı. Sonra zihne atıyormuş. Hı. Zihinle oraya girerim diye. O da, o oraya niye atıyor? Çünkü zihin neyi basar biliyor musun? Çok acayip bir şey yeni. Zihin hayat-ı tekviyenin göründüğü yerdir. Akıl ise evamir-i tekviniyenin göründüğü yerdir. Çünkü zihin şeyde ya vicdanda eylemdir. İrade, zihin is latife-i rabbaniye. Hayat-ı tekviniyeler, şair-i İslamiyeler, örf, anane, kültür vicdana bakar. Zihni inşa eder. Akıl ise vahye bakar ve ilmidir. Evamir-i tekviniye ile inkişaf eder. Zihin ise fiillerle inkişaf eder. Yani zihnin muhatabı hayat-ı tekviniyedir. Aklın muhatabı evamir-i tekviniyedir. Yani tabiri diğerle aklın beslendiği veri tabanı kelam sıfatıdır, Kur'an'dır, vahiydir. Zihin ise beslendiği zemin irade sıfatının mevcudat olan hayat-ı tekviniyeden beslenir. O zaman zihin, hayat-ı tekviniye, akıl, evamir-i tekviniye, kelam, bu fiil, şair, ikisini bağ kurduğun zaman kamil adam oluyor. Yani aklen bildiğini fiilde gözüküyor. Ha böyle olacak. Biraz önce sen dedin ya, cennete gidince oradaki fiiller hayat-ı tekviniye. Sendeki neydi? Evamir-i tekviniye. Bilgiydi, dersti. Aa tabii canım bu böyle olacaktı. Bunu Miraç'tan Allah Resulü kullanmış. Kalbinin diyor iman ettiğini, kabul ettiğini gözü gördüğü zaman yalan. Aa bu nasıl bir şey demedi. Aa tabii canım bu da böyle olacaktı. Bu da böyle olacaktı. Aa bu da. Yani şaşırmadı, yalanlamadı diyor. Hatırladınız mı? Yani zihinle düşünürdüm. Aklın veri tabanı dimağıyla besleniyor ama bunun başka ne özelliği var ya vicdana konmuş. Şair vicdana bakar. Akla direkt bakmaz. Tevarüsen mazinin ruhaniyatını, maneviyatını, örf, adat-ı anane ve kültürünü şair İslam'a tesettürdür, sakaldır, minaredir, mezar taşlarıdır. Tamam mı? İmam-ı Şafii mezar taşı sıfı olarak söylüyor biliyor musun? Dolayısıyla bu hayat-ı tekviniye ile beslenen zihnimizdir. Vicdan. Onun için heyecan acayip bir şey. İkinci oraya atıyor. Bir şekilde. Fiilde değiştirmeye çalışıyor. Olmayınca sonra serbest bölgeye atmayı. Üçüncü yer buraya. Birinci kalbe atar. Yemez. Zihne atar. Kabul etmez. Tat diye buraya atar. Serbest bölge zaten onun serbestidir. Herkes atar yani. Bir meziyet değil ki. Şeytan buraya girdi. Girecek zaten. Sen değil ki herkes buraya atıyor. Burada bir engel yok. Herkes her şeyi atıyor. İstanbul çöplüğüdür burası. Bazı yerlerden ne şunama ağaçlar çıkıyor, bazı yerden pislikler var ya. Anladın mı? Şimdi zihni bugün çok bereketli bir şey oldu ya. Çok abi ya. Çok. Abi diyorsunuz ya. Ya hep akılla çalışınca bunlar bu acayip acayip evet, şeyler oldu. Evet. Akıl gidip gelmeye başladı. Aslan abi diyorsunuz ya çiçeğe baktığınız zaman çiçek bunu hissediyor. Siz çiçeği şekillendiriyorsunuz. Baktığın yeri cennet yapabiliyorsun ya. Evet. Ağaç da fizik söylüyor. Yarık deneyi. Adam bakmıyor. Elektronları atıyor bir yerle. Bakın YouTube'da var bunu. Erdinç getirdi bana.
Dedim yanına otur. Gençkin burada olsaydı bugün gelmedi. Otur bana bak. Allah Allah. Abi dedi sen bir dinle. Ben iki gün sonra geleceğim. Abi oradaydım. Sen bir dinle. Aklım gitti. Sonra bir aklım. Gözlemci duruyor birisi. O yarık deneyinden gönderilen şey bu sefer karşıdaki neticesi değişiyor. Yani kainata insan bakınca kainatın yapısı değişiyor. Bunun en güzel delili göz insanı mezara deliği kazanak sokar. Atom değişiyor, insan patlıyor, sığır patlıyor. Hayal için demişti de alemin misali giydirdiği basmış cümlenin de en son. Ne cevabı? Ya alemin misali, alemin şehadete giydirdiği libasın bizdeki karşılığın adı hayal. Onu yazdım bu şeyi. Ne giydiriyorsun? Hayır. Burası orası. Ne giydiriyorsun burası orası. Evet. Yani değişiyor, değişiyor. Senin aleminde de o da değişiyor. O da değişiyor. Değişiyor. Senin dünyandaki dünyan değişiyor. Allah. El sallıyor şey. Bir tanesi demişti ki vakıf bana, dördüncü kattaydık o zaman Zeytinburnu'da, yıkılmada. Öyle kitap okuyorduk, volta atıyoruz ya, ben de okuyorum, masam o masa. Ondan sonra camdan baktım gülüyor. Dön baktım böyle, kitabı kaldım, hiç unutmuyorum, belki 20 sene var. Dedi ki Allah Allah, her şey gülüyor dedi ya, her şey kahkaha atıyor dedi. Baktım durum hiç iyi değil. Hepten iyiydi. Radyoyu. Ben de kalktım Osman. Ben de kalktım tamam mı? Bu alet pencere olmuş adam. Kalktım oğlum ben de benim pencereden bakayım. Ben bir şey görmüyorum. Belki de Allah görüyor. Hemen yanımızda bir metre var. O pencereden bakıyor ben bu pencere bak. Ama o da aynı. Salon aynı. Aa kaka atıyor dedi. İkinci gülüyor dedi. Aa şu kanata bak dedi bana. Sonra aa gülüyor dedi bana. Sonra dedi kahkaha atıyorlar dedi bunlar. Sonra ben de bakıyorum. Dedi bir şey yok. Yok da yalan demiyorum. Yok. Demek o anda ona o açılmış. Siz görmüyor musunuz diyor. Buradakiler bu renkleri cümüşleri görmüyor musunuz? Nadir abinin şeyi. Aynen. Cumartesi dersi ne diyor ya. Görmüyor musunuz ya diyor. Saf saf adı tutamadı. Nadir abi yapma dedim ya. Ya dedim ne oldu bir gün dedi ki. Buralardan diyor sağ tarafından diyor Kabe tarafından dedi orada. Şuradan diyor oluk gibi diyor. O renkleri dedi halat gibi dedi böyle envai çeşit renk diyor akıyor. Dersin makamına vuruyor gidiyor. Görmüyor musunuz siz diyor. O biraz şey olduğu zaman. Hatırladın mı? O Nadir abinin derste şey yaptı. Sonra tuttuk. Adam sonra sakin ol, sakin ol dedik Nadir abi. Yapmıyor musunuz diyor diye yaptı onu. Ders anında oluyor. Evet. Hatırladın mı? Biliyorum ben. Şu metni okuyabilsem. Tamam. Şimdi hayatın ziyası olan, hayattan ziya. Ziyada, bak, 18 bin alem hayat, tamam mı? Hayattan ziya, ziyadan şuur ile, sonra şuurdan daha öz akıl ile bir insan, ama bir insan bu şey mertebeye geçince, kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi, rahatça gidiyorsun odaya şöyle, o zihayat, o zihayat kişi kendi aklıyla akıl binektir biliyorsunuz. Burak'tır yani. Burak gibidir. Avalim-i ulviyede 1. Avalim-i ruhiyede 2. 3. Avalim-i cismaniyede gezer. Yani avalim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Ne ile? Aklı ile. Alt veri tabanı neydi? Allah 18 bin alem, hulasası hayat, hulasası ziya, hulasası şuur, hulasası akıl. Onu kullanma nispetinde olunca insan aklıyla, avalim-i ulviyede, ruhiyede, cismaniyede gezer. Cismaniyet var ya, cennete dair, arşa kadar olan cismaniyettir. Çünkü cennet için cismaniyet diyor. Mesela bu üçü de uyuyor. Havalim-i ulviyede insan imbisat ediyor. Havalim-i ruhiyede inkişaf ediyor.
avali mi cismaniyede tenevvür ediyor. Çünkü en cami en kesif olandır. Çünkü diyor zerreler diyor nurlanmak için geldiler diyor bu kışlaya. Evet. Avalim ulviye burada nurlanmak, o zerreler nurlanmak için geliyorlar. Melekler. Ruhiye. Hangisini diyorsa. Cismaniye. Vay be yazımın. Allah Allah. Neyle? Bununla. Çünkü ruhi inkişaf oluyor ya. Avalim ruhiyede inkişaf oluyor. Mesela. En yüksek hangisidir? Cismaniyettir. Evet. Onun için bu dünyaya geldik. En kesif en camidir. Hani güneşe şey ışığı en hangisi gösterir? Şu bu ortam değil. Güneşi en iyi gösteren zulmettir. Zulmetin şiddetlenmesi nispetinde nur o kadar ortaya çıkar. Tamam mı? Bak dersi canlı olan çilek var ha diyeyim size. Çilek. Çilek nereye benzedi? Çileğe benzedi. Çileğe benzedi. Çilek var ha şakada demiyorum bir kasa çilek var. Koy şey. Hasan abi şunu çayını da okumuşsunuz. Allah aşkına şurayı bir okuyayım ya. Oku öyle. Yani bunu çayını da siz okumuştunuz da çok hoşuma gitmişti. Bu Mesnevi 94'te. İlem Eyyühel Aziz. İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüsattedir ki ihatası mümkün değildir. Ve o kadar dardır ki iğneye mahal olamaz. Evet bazen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yürüyor. Bir noktada hapsoluyor, bazen de alemi bir karpuz gibi eline alır ve kainatı misafireten getirir. Akıl odasında misafir eder. Ya bu acayip bir şey aslında. Akıl odasında mı? Akıl odasında misafir ya. Kimin kainatı diyor. Akıl odasında. Bir karpuz gibi. Bir de karpuz gibi diyor. Ya yok akıl değil. Odası ilginç. Akıl. Karpuz diyor. Bizim şeceri hikat bir tane var diye karpuz. Evet. Aynı karpuz. Evet. Yani şimdi bir taraftan Allah-u Teala bunu yaptırıyor, ettiriyor. Bir taraftan yaptığın ettiğinin karşısına geçip anlamaya çalışıyorsun Hasan abi. Şimdi karpuzu sen yap, et, çiz, 18 bin alemi bir karpuzun içine sığdır. Beni taraftan de ki ya ben bunu anlamıyorum. Bu karpuzun içine bu 18 bin alem nasıl sığıyor? Hasan abi karpuzun kabuğu var, içinde bir şey yok. Sadece su var ve çekirdek var, başka bir şey yok. Direkt çekirdek var yani. Hani karpuzun içinde ne var dersen çekirdek var. Hiçbir şey yok, evet. Hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Var ama yok. Su, var ama yok. Su. Su hayattır diyor. Su hayattır diyor. Yani baktığında... Nurum abi. Bir kabuk var ya. Çekirdek var ha, kabuk işte görür orada. Sıkın böyle, içini sıkın böyle su çıkıyor. Su ben yapmıyor, su. Allah Allah, süper Allah ya. Allah aşkına ya. Adın abi deli olacağım ya. Bazen de o kadar haddine tecavüz eder. Yükseğe çıkar ki vacibül vücudu görmeye çalışırsın. Allah Allah ya deli olacağım ya. Sonra ne diyor? Allah Allah. Bazen de küçülür zerreye benzer. Atom mezar olur adam. Allah Allah. Bazen de semavat kadar büyür. Bazen de bir katreye girer. Bazen de fıtrat ve hilkati içine alır. Bazen bir katreye girer. Bazen hılkat ve fıtrat içine alır. Biliyorsunuz fıtratla hılkatı 20. mektubun başında geçiyor. Evet. Fıtratın en yüce neticesi, fıtratın en yüce gayesi. Birisi yaratılış, birisi cem. Hılkat yaratılmak. Fıtrat, o yaratılmayı içeriye alan fıtrat. Ne sana bir son bir şey söyleyebilirim Allah aşkına. Gireceğiz Osman. Bir hatırım var, bir girelim. Bu gece bir rüya gördüm. Allah rüyamıza, Allah razı olsun abi. Rüyamda birisi bir şey anlatıyor, anlattığı bölümü hatırlamıyorum. Ama neticesi şu ki Hasan abi, elhasıl diyoruz, bunların hepsi bir insan. Bu kısmını net bir şekilde hatırlıyorum Hasan abi. Subhanallah. Elhasıl bunların hepsi tek bir insan. Allah Allah. Şimdi ama çok acayip bir şey. Gerçekten abi ya. Elhasıl bunların hepsi tek bir insan. Diyoruz. Niçin bir tek insan? İnsan demiyor. Mahiyet-i insani birdir. İnsan bir tanedir. İman bir tanedir. Tamam.
Mekke bir tanedir, Medine bir tanedir, Mihrab bir tane, minber bir tane. Ve asıl imamları munadidir. Mesela büyük bir camide veya dışarıda cuma sarkınca Allahu Ekber munadi nakleden, Allahu Ekber, Semiallahu lümen hamide, Rabbena lekel hamd diyor ya, munadi denir. 14 tane munadi var. İmam tek. Şu anda bütün namazlar kılınıyor şu anda dünya üzerinde. Sabah ikindi yatsı yerde şu anda. Onun için namaz tektir. Anda tektir. Hepsi anda kılınıyor. Yatsı sabah hepsi aynı şu anda kılınıyor. Onun için tektir. Anda hepsi kılındığı için namaz tektir. Burada da şunu diyor, onu bakacağım. Evet diyor, bu kainat diyor, bin birlikler perdeler içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Evet, belki biz esma ve efali umumiye-i ilahiyenin adedince vahdetleri giymiş bir tek insan ekberdir. Allahu ekber. Belki envai mahlukat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şecere-i tuğba-i hilkattir. Tuğba-i hilkattir bak. Meyveler takılınca her meyve insandır. Şiir gibi değil mi? Şiir. Bu harika ya. Şey, ağaca hilkat diyor, meyveye fıtrat diyor. Bir tek insan ekberdir diyor. Esma ve efali umumiye ilahinin adedince vahdetleri giymiş. Giymiş. Bir tek insan ekber. Giymiş. Bir tek insan ekberdir. Sonra? Sonra belki diyor, başka bir tanı daha getiriyor. Envai mahlukat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şecere-i tuğba-i hilkattir. Görüyor musun? Hilkat. Ağaca hilkat, meyve fıtrat. Yani bütün alem, insanda kalp. Ama insanın böyle hepsini cem etmiş. Ben onların içindeki ben fıtrat. Hilkat, fıtrat. Kanun namus. Kanun namus. Yani gidelim. Kendi akliyle avalim ulviyede ben bunu hayretler içinde kalıyorum. Burada olduğunu ilk defa gördüm. Oysa yazmışım ama bilmemişim. Bir imbisat, inkışaf tenevül eder. Onu bilmiyordum. Ama konmuş demek ki. Şimdi onu hayretler içindeyim. Nasıl gördüm? Kendi akliyle avalim ulviyede ve ruhiyede ve cismiyede gezer. Neyle? Aklıyla. Akıla bak ya Rabbi. Yani esas. O zişur ve zihayat manen o alemlere, misafir gittiği gibi. Kapıyı açıyorlar. Gittik. O alemler dahi, o zişurun mirat-ı ruhuna, aile-i ruhuna değil, mirat-ı ruhuna misafir olup irtisan ve temessül ile geliyorlar. Şimdi mirat ile ayna, hemen şeyin Yasin'in sahası, ayna cismaniyete, mirat ise seni inkışaf. Mesela toprak bir mirattır. Çekirdeği ayna olur ama çekirdeği inşa eder. Havaya mirat der. Çünkü orada bir namus gibi, kanun gibi gözüken ses daha şeyleri surette var. Bunlar aynadır. Ama mirattır. Mirat seni inşa eder. Öyle bir ayna ki batınını açığa çıkarır. Bir daha. Mirat batınını açığa çıkarır. Ona ait bir şiir söylüyorum Emirdan'da. Aynedir bu alem. Aynedir bu alem. Alem aynedir. Her şey hak, Cenab-ı Hak var ya, hak is, hak, her şey hak ile kayın. Hak ismiyle, Cenab-ı Hak. Mirat-ı Muhammed'den kainata aynedir bu alem. Mirat-ı Muhammed'den o Allah görünür dahi. Şimdi bu insan, yani o zişur ve o ziyaret, manen o alemlere misafir gittiği gibi. Misafir, kapı çalıyoruz. Kapı çalıyoruz. Gidiyoruz. Gittiği gibi üç defa çaldık. Avalim-i ulviye, avalim-i ruhiye, avalim-i cismiyede gittik. Peki o alemlerde ona vefası değil ki. Ben geldim, ben geldim de bir de sen gel. Daha yani. Hep ben mi geleceğim eve? O alemler dahi o zişurun aynı ruhuna değil. Mirat-ı ruhuna. Ha, mirat. Bu niye? Mirat okumasa bunu çözemezsin. Mirat neydi? Seni
inşa eden. Ha, mirat-ı ruhuna öyle temessül geliyorlar ya, şekil değil. Geliyorlar deyince ne yapacaklar bunlar? Meyvesiyle, hediyesiyle geliyor ya. Mirat-ı ruhuna, ruhunu yapılandırarak, ruhuna misafir olup, ne oluyor ona? İrtisam ve temessül ile geliyorlar. İrtisam, tahayyül. İrtisam. Temessül, oraya misallenmek. Tasavvurdur. Zaten bunu gezen taakkul idi. Tamam mı? Bu taakkul. Şimdi, yani o alemler, şimdi bunu metni okudum, daha şey izah yok, gireceğim şimdi, zahmetin. O alemler geliyor da, o ne haber, hoş geldin, otur, sen, o, ben, o yok. O alem, o iken, ben iken, o alem gelince ne o var, ne ben var, ikimiz aynı şeyiz. Beni yapılandırdı. Yani, o alemler irtisame, irtisam ve temessül. Mesela ağaç meyve olarak irtisam etti. Ama hulasa yani çek, öz süzüldü. Temessül. Onun özü. Meyve temessüldür. Meyve irtisamdır. Şimdi peki bunu yapan kim? Akıl yapıyordu. Akla gelince ona bir şey denmez. O zaman o alemler irtisamen tahayyül, temessülen tasavvur, o alemleri yaşayan akıl da kendisi akıl. Şimdi giriyoruz. Yani hep bu. Yani Gafur'un çizmesi bundan daha harika olmuş. Bu daha güzel olmuş. Kum saati gibi olmuş. Güzel olmuş. Ama bu şey kafir mavinin bu tasdik etmesi noktasına o an, o manada bu şekil doğru. Bugünkü dersimize bu doğru. Yani aynı şey de şekil diyorum, şekil tasdik. Şimdi hadi bismillah. Hiç kimse gram kırtamayacak. İki sayfayı okuyacak. İki yaprak. Tamam abi. O ziyayat kendi aklıyla gidiyor. Akıl akıl olmuş. Nereye? Avalim-i ulviyeye. Avalim-i ruhiye cismaniyede geziyormuş. Aklıyla. Aklıyla akıl geziyor. Geziyor evet. Bir. Yani o zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi. Manen. Misafir gittiği gibi, o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna misafir olup bir irtisam, iki temessül ile yani gelmesinin adıdır irtisam ve temessül. Geldiğini gösteriyor. Ben kardeşlerim. Haletiniz böyle olunca o temessül etmiş demektir. Allah Allah. O kendisidir. Hasan abi gelmesi gitmesi de aslında cüziyetten külliyet kesbediyorsun yani. Hey o! Yani insan ekber oluyorsun. O onun adıdır yani halet geldi, ziyaret gitti. Edildiğini gösteriyor. Geldi gitti geldi. Geldi o. Gitti, geldi. O oldu. Olduğun anda gelmiştir geldiği anda olmuştun. Olmuşsun. Cüziyetten külliyeti kesbediyorsun. Yani akıl miracını yapıyor yani. Miraç bu. Anladın mı? Çok tuhaftır. Yani geldi o ne haber falan o ben değil. Geldiğince ne yapacak? O fikren, hissen, haleten değişiklik oluyor. O geldiğini gösteriyor. Gelmiş o anda. O an odur. Hasan abi, o velayetiyle gitti, akıl gezdi, risaletiyle şeyler geldi ona. Ha, evet geldi. O. Geldiler. Geldiğinde şu an yapılandırmasıdır kendisi. Ha, çünkü geldi. Gitmesi dikkat edin velayet var. Evet, velayet var, gezdi, hilayet var, şehir. Gitti. Çünkü şehrin adı vilayettir, velayettir. Osmanlıca'dan geliyor. Vali var, vali akıldır. Şehir vilayettir. Velayetiyle gidiyor. Risaletiyle yapılanıyor. Yani o manalar arkadaşlar geliyor demek böyle geldi koyduk için. Öyle bir şey değil o. Vahiy gelmesi, sana irtisam ve temessül etmesi geldi de koyduk da öyle değil. O oluyorsun.
Mirat oluyorsunuz o zaman Hasan abi. Oğul diyorsunuz. Kutlatmış gibi kutlatı demiyorsun. Oğul diyorsun. Hani diyordum ya. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız oluyorsunuz, ona dönüşüyorsunuz. Ama şimdi yani, aslında sen davet ediyorsun. Tabii. Davet. Nedir o? Şu anda ders ortamına oturduk mu? Kapıyı çaldık demektir. Peki ders ortamına girmeden önce kahvaltı değil mi 8.30'a başlayalım. Bu alet var mıydı evinde senin? Bu alet olur mu ya? Bende yoktu dershanede. O peki ne yapıyoruz? Davet ediyoruz. Yani ortam tefekkür, tezekkür, tamam mı? Tetebuat, çalışmalar. Bunları kapı çalmaktır. Peki geldiğin ne sanırız? Olduğun zaman. O oluyorsun, o. Demek ki o oydu. Gelmiş. Geldi, o ne haber, ben sana o yok. Farkında değilsin, o oluyorsun. Olsun yani. Diyorlar ya, ey ruh, geldiysen kendini belli et. Allah nasıl belli etsin? Daha nasıl belli etsin? Çünkü şu andaki haletin neye benziyor? Bunun 70 katını ustad işte diyor, bunu diyor ki her aletime zerre kadar bütün kainatı vermem falan. Anladın mı şimdi? Evet. Şimdi neye verilir şu alet? Bu alet ne? İrtisam ve temessülen geldi. Geldi demek bir daha ya anlatamıyorum hiç ama. O oluyorsun. Geldiği kadar oluyorsun ama. Oluyorsun. Onun için odun nedir? Donmuş güneştir. Güneş odun olarak gözüküyor. Senin de o alemler bu halet de oluyorsun. Halet odur. Halet video, ve batarya bitti. Videoya dönüştü. Bitti, video oldu. Video bataryadır, batarya videodur. Hayat pile benzer. Çektiğiniz videolar ahiretteki hayatınızdır. Batarya videoya dönüştü. Daha kaliteli bir hayata dönüştü. Onun için bu dünyada insan pildir. Hayatı pildeki enerjidir. Video çekerseniz sonsuz hayatınızı çekilir. Enerji mutlaktı. Videoda tayin ve teşahhüt. Evet, muayyenleşti. Pil mutlaktı, akıldı, bir enerjiydi, videoya dönüştü, irtisam ve temessül oldu. Daha yeni geldik. O oluyorsunuz. Yani gafur, ona dönüşüyorsun. Geldi, o demek. İkilik yok, ikilik kalkıyor. Gitmek ikiliktir. Geldi, ikilik kalkıyor, ben sana o yok. Üstad bunu şeye çok güzel anlatıyor. Hayalen kabre girdim diyor ya. Hı hı. İki Münis arkadaş geldi. Ha bak. O Münis arkadaş o zaten. Allah alem. Anladın mı? İki Münis arkadaş geldi diyor kabir. Bize deşet saçan Nükel Mekir arkadaş diyor. Tanıyorlar demek. Tanıyorlar değil. O değil. Ona dönüşüyor. Kendi yani kendi. O oluyorsun. Kendi bildiği bir şey yani. Bir daha kendi. Üç defa. Hı? O oluyorsunuz. Ona dönüşüyorsunuz. Geldiğini gösteren şey. Devam et. Çekirdek toprağa attığımız zaman toprak da çekirdek aslına dönüşüyor. Çekirdek toprakta aslına dönüşüyor. O oluyor. Bak arkadaşlar. Topraktaki çekirdeği güneş vurdu mu? Yaprak. Ne alakası var güneş? Böyle işte. Güneş geldiğine delil yaprak oldu. Güneş geldiğine delil koku oldu. Güneş geldiğine delil çiçek oldu. Güneş geldiğine delil meyve de tat oldu. Ona dönüşüyorsunuz. Oluyorsunuz. İkili kalkıyor. Devam. O kendi akvaryumda gezer dedik. Yani o zişur o ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler de o zişurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Temessül ediyor yani. Evet, temessül. Yani. Hayatın kalitesi arttıkça
hayat öyle imbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki, hayat kalitesi demek patlarsa, patlarsa. İmbisat, inkişaf, tenevvür. Hayat bütün bu esmaları göstermiyor mu abi? Gösteriyor. Bütün işte hepsi. Rahman, Rahim, Melik, Kuddüs, Kadir. E patladıkça o oluyor. Oluyor. İşte yani. Bak hayatın kalitesi arttıkça, patladıkça bak ne diyor? İmbisat, inkişaf ve tenevvür. Biraz gidip keseceğim çünkü bir ara vereyim sizin için. Hayatın kalitesi arttıkça altında eziliyorsunuz görüyorum. Hayat öyle imbisat bir, inkişaf iki, imbisat, inkişaf ve tenevvür eder ki hayatın ziyası olan, hayatın ziya, ziyayı anlattım. Foton gibi. Şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki odaları gezdiği gibi. Yani bunu nerede yapıyor? Burada yapıyor. Harita değil miydi 146 Emir Dağı'nda? Avalim-i Ulviye'nin haritası, ruznamesi, takvimi, hulasası, el-müzeci. Bir tane de var, iki tane, yedi tane şey var. İdir, kalp. Bu kalp, kalbin böyle bir harita oluşudur. Ama akıl, aklı yapılandıran bir özelliktir. Adamın kalbi var, deli ama aklı yok. Böyle cennete gidecek ama basittir. Yani, bak neydi? Kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o ziyaya kendi aklıyla avalimi ulviyede, avalimi ruhiyede, avalimi cismaniyede neyle? Aklıyla geziyor. Buradalar. Hepsi burada. O ne haber? Buyurun tanıştırayım. Bu falancanın müdürü, bu falanca alimi, şu müderris. Resulullah'ı gezdirmişti ya Minaj Tab Cebrail ise. Gezdiriyor. Cebrail gezdirdi. Akıl gezdiriyor. Doğru. Peki merak edemeyiz. Şimdi ben diyorum ki merak ederdim hep. İnsan buradayken o alemlerde nasıl dolaşıyor? O alemin, o züğü şuurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar, ona dönüşüyorlar. Kursasa yaptım. Demiştiniz ya abi, onun akribiyeti bize inkişaf eder, bize inkişaf eder. Evet. Bak ne diyor biliyor musun? Allah razı olsun, bak hatırlattın. Bak ne diyor? Ustad getiriyor, misali uygulamıyor tatbikata. Belirleyene kadar uyguluyor, ondan sonra uygulamıyor. Bam telidir, Rüştab'ın tabiridir, bam teli oku söyler. Bam telidir, kopar diyor. Bak, o yapıyor, misali, aynen bunun gibidir, uygula, sefirüyle meçhul. İki yerde yapıyor. Mesela, ismi veduda mazar olan bir kısım evliyalar diyor, mevcudat aileleriyle vacibül vücuda bakıyorlar diyor. Hiçen de hiç olan şu kardeşiniz diyor, ismi hakim ve ismi rahim. İsmine mazar, tamam, mevcudat aileleri vacibül vücuda bakıyorlardı. Sen ne yapacaksın? İsmi Rahim ve ismi Hakim. Mazar olan şu kardeşimiz kaçıyor. Şirik değiştiriyor, makas değiştiriyor. Risale-i Nur diyor. Sözler diyor bunları mazarıdır diyor. Makas niye değiştirdin usta? Başka bir makas size şey yapayım bak. 18. sözde. Mektupta bak. Sevgili kardeşler bak. Allah aşkına şuraya. Şu nasıl makas? Niye kaçıyorsun? Çünkü örnek verilemiyor abi ona. O caiz olmuyor yani oradan sonra. Olmuyor. 18. mektubu bulamıyorum biliyor musun? 15 değil miydi abi? 15 mi 18 mi? Akrabiyet 15, 15 15 15. Yok. Ne ya? Bu ne? Dur aşma. Dur bakayım. Herhalde 15 miydi? Dur bakayım. Yok 18. 18 arkadaş. 18 bak. O misali veriyor. Muhyiddin Arabi ile alakalı konuşurken abi. He bak diyor ki Hatime. Allah Allah. Ne oldu o kırmızı yazı vardı ya boyalı ya. 15 miydi ya? Sen misin? Seninkisi herhalde. Allah Allah. Penceresi mevzusu. Yok. Ha 15 ya. Söylemiyorsun bir daha ya.
Diyor ki bak nasıl kaçıyor, bak iyi dinleyin. İşte şurada anlayın. İkincisi, zamanla mukayyet olan cismi maddi glafından sıyrılıp, zaman cismi maddi glaftır. İnsana giydirilen, mevcudata girilen libasın adı zamandır. Onun için zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl akacağım belli. Bak, zamanla mukayyet olan cismi maddi glafından sıyrılıp, tecerrütle, ruhen yükselip, dün geceki Leyli Kadri öbür gün Leyli İd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, ben altını çizeceğim şimdi söyleyeceğim o geldiğim yere, o hazır zaman genişlenir. Yani zaman var ya şöyle tık, saniye bak, tık. O tık var ya başlarken tıkın, şurayı tut. Sonra tık, orayı da tut, yar, gir içeriye. Hissiyat insaniye ruh derecesi çıktığı vakit o hazır zaman tık genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve mustakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre dün geceki Leyli-i Kadri geçmek için mertebe-i ruha çıkıp mazi hazır derecesini görmektir. Şu sırrı gamzın esası akrebet ilahinin inkişafıdır. Şimdi bir misal verecek, uygulamıyor. Uygulamıyor. Dört defa bak. Yani mesela güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynımızda ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzakız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebetini hissetsek, aynımızdaki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebeti bizden inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıp münasebettar oluruz. Bu güneşte misal verdi. Şimdi uygulayacak da aynen bunun gibi. İnsan da şöyledir, vacib-ül vücuda karşı demesi beklerken, eğer biz bu diyetimiz noktasında, bu diyetimiz noktayı nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak istesek, pek çok seyri fikriye ve suluk-u akliye mecbur oluruz ki, kavani-i fenniye ile fikren semavata çıkıp, semadaki güneşi tasavvur ederek, sonra mahiyetindeki ziya ve hararet ve ziyasındaki elvan-ı sebayı uzun uzadıya tetikat-ı fenniye ile anladıktan sonra birinci adamın kendi aynasında az bir tefekkürle elde ettiği kurbiyeti maneviyi ancak elde edebilir. İşte şu temsil gibi nübüvvet ve veraset-i nübüvvetteki velayet sırrı akrebetin inkişafına bakar ve velayet-i sahiri ise ekseri kurbiyet esası üzerine gider. Birçok meratifte seyri sülükü mecbur. Uyguladı mı? Uygulamadı. Misali yaptı, bitir. Güneşte aynayı söyledi. Benimle Allah'a niye demedi? Biliyorsunuz bak. Güneşe şu misalde kullanıyor. Güneşi kullanıyor. Alet yapıyor. Bir Nur Muhammed'i de kullanıyor. Hayat Muhammed'i de kullanıyor. Ya bak peygamberin makamında kullanıyor. Bir. Hayat güneşi kullanıyor. Bir de Allah için kullanıyor. Şems-i Zeki. Aynayı da ruhta kullanır. Tamam. Güneş de ayna arasındaki ilişkiyi söyledi. Münasebeti söyledi Mehmet kardeş. Burada ne bekliyoruz? Allah ile insan ruh arasındaki uygulamasını bekliyorduk. Yapmadı. Fefirülermeçim. Makas değiştirdi, çekip gitti. Bak diyor ki, bak mesela diyor, tamam, güneş bize yakındır. Allah ile bize uygular. Yakın. Çünkü ziyası, harareti, misali ailemizde ve elimizde. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebetini hissetsek, aynımızdaki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıtayla onu tanısak, ziya vesaire harareti verse, ziyası harareti heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebeti bizde inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebettar oluruz dedi. Aynen bunun gibi demesinin akıcılık bu. Ha başka aynı kanunu şurada da yapıyor. Yani kimle ustadım şey yapıyorsun ya yani, böyle? Olmaz. Üstad, böyle kaçamazsın ya. Gafur gibi talebelerin var senin. Kaçmıyor abi. Hey. Boşlukları siz doldurdunuz. Bak gafur gibi taleben var üstadım. Bak kaçışını nerede ya? Şu 35 miydi? 39 muydu?
Ya Allah Allah. Mevcutat aynısına mı gitti ya? Kafa... Heh. 11. 3. 3. mektup. 6. 3. mektup değil miydi? Bak diyor ki bak kaçışa bak. Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazardırlar. Tamam. Azami bir mertebede o ismi mazar cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacib vücuda bakıyorlar. Tamam, şunu örnek veriyorsun. Yani güneş ayna misali, Allah ruh misali olacaktı. Diyorsun ki ehli hakikatin bir kısmı nereye mazar olmuş? Nasıl ki ismi veduda mazardırlar. Azami bir mertebede o ismi ismin cilveleriyle. Tamam, ismin cilveleriyle. Mevcudatın pencereleriyle öteki aleme bakıyorlar demiyor. Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Tamam. Bu örnek verdin mi? Şimdi uygulamayı. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize. Tamam. Yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte. Ne oluyor? İsmi Rahim çekiyor ve ismi Hakime mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Tamam. Onlara ismi veduda mazhar olunca mevcudat hanelerinden neticesi vacib vücuda bakıyor. Sen de ismi hakim ve rahime mazhar oldun. Neticeyi söyle onlar bakıyor mu hacım? Sen bütün sözler o mazharetin cilveli bitir. Makas değiştirdim. Evet Ali abi. Anladık. Evet. Makas değiştirdim. Uygula. Uygulama yok. Hepiniz bununla bakabilirsiniz diyor değil mi abi? Evet. O muayenleştirmiyor. Sen bunlar ne görüyorsan o oluyor işte bu. Onlar vacib vücuda bakıyorlar. Sen bu sözler, Hazreti Ali külliyata sözler diyor, bu sıpuna sözler demiyor. Bütün sözler o mazaretin cilveleridir. Ondan sonra inşallah o sözlerde وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَتُ دَنْ خَيْرًا كَسِيرًا. Ne demek? Kime hikmet verilmişse ona çok hayırlar verilmiştir. Yani o zat hikmet ehlidir. O zaman irtisam ve temessül oluyorlar. Vacibül vücuda bakıyorlar, ismi veduda mazhar olanlar, ismi hakim, ismi rahime mazhar olanlar, irtisam ve temessülen geliyorlar. Oluyorsunuz, ona dönüşüyorsunuz. Daha nasıl diyeyim? Daha nasıl diyeyim? İrtisam ile temessül ediyorlar. Ona dönüşüyorsunuz, ona bakıyorsunuz değil. O ve ben, ikilik var hala. Yani 8. şuada o zatil vacibül vücudu insanın mirati ruhuna taayyunle teşahhus ediyor. 8. sayfa şualarda taayyun ve teşahhus ediyor. Ama ismi vedud ile mevcudat aynasıyla vacibül vücuda oraya bakıyor. Burada öyle değil. Ne diyor? İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i taayyunu ve teşahhusu tezahür ediyor. Enede Allah taayyun ve teşahhus ediyor. Allah'a bakmıyoruz. Mevcudat pencereleriyle diyor. Bak itidar söylüyor biliyor musun? İrtisam ve temessül. Tayyum ve teşahhus. Ne diyorsun abi? Elinde ne oluyor abi? Ya tayyum ve teşahhus. Ona bakmıyoruz. Vacibül vücudu, vücuda bakıyorlar mevcudat pencereleriyle vedud isminden dolayı. Ama irtisam ve temessül o alemler sana gelip İrtisam ve temessül. Ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Enede taayyun ve teşahhus ediyor. İkilik yok. Hallacım Mansur'a şey yapmasın. Hayır. O ve biz. 149 sikiyi tasi kaybede ne diyor biliyor musun? Tam yeri gelmişken. 149 sikiyi tasi kaybede. Nasıl ki mesela nasıl ya şuradan alıyorum.
İkinci nokta, ehli tarikat ve hakikatça mutefekkun aleyh bir esas var ki, tariki hakta sülük eden bir insan nefsi emmaresinin enaniyetini ve serkeşliğini kırmak için lazım gelir ki, nazarını nefsinden kaldırıp şeyhine has-ı nazar ede ede ta fena fi şeyh hükmüne gelir. Ben dediği vakit şeyhini hissiyatıyla konuşur vakize. Var ya, enede taim ve teşahhus edince ne oluyor? Adam fena fi şeyh olunca, şeyhim dediği şeyhim şey yaptı. Taim ve teşahhus edince Rabbim diyorsun artık. Fena fi ben dediği vakit şeyhinin hissiyatıyla konuşur vakize. Ta fena fi resul, fena fillah kadar gider. Mesela şimdi bak iyi dinle. Nasıl ki gayet fedakar ve sadık bir hizmetkar, bir yaver, efendisinin hissiyatıyla güya kendisi, kendisinin efendisidir. Bak görüyor musun? Güya kendisi, kendisinin efendisidir. Abid mabud gibi acayip bir şey, efendisidir ve padişahıdır gibi konuşur. Ben böyle istiyorum der. Yani benim seyidim, ustadım, sultanım böyle istiyor. Mesela Allah adına diyor ya, böyle yap, öyle yapma. E kim söylüyor bunu? Rabbinin adı. Hani var ya Musa Aleyhisselam'a, ya Musa ben o hastaydım, niye ziyaret etmedin, açtım, niye doyurmadın vesaire. Ya Rabbi tövbe ya, sen nasıl hasta açsın? Orada bir kulum vardı, o hastaydı, onu ziyaret etmek beni ziyaret etmekti. Çünkü o kul fena fillah olmuştu. Ayette de var ya Peygamber Efendimiz için diyor, Cenab-ı Allah konuşuyor onun ağzı, diyor ben sizden bir şey istemiyorum, yemek, şey. Ya, aynı öyle. Peygamber zaten o bizim adımıza konuşuyordu ayette. İn huve illa vahyun yuha. O ne konuşuyorsa bizden söylüyor diyor. Onun ağzı yani. Bak benim seyidim, ustadım, sultanım böyle istiyor. Çünkü kendini unutmuş, yalnız onu düşünür. Böyle emrediyor der. Evet şimdi bam teline geliyoruz. Öyle de. Gafs-ı Geylani. Geylani'nin zatı değil. O i var ya i. Geylani'nin üzerine takki var. İ yok. Nokta yok. Geylani. Yani mazar oldu o sıfat, efsaf. Mesela Zulkarneyn, bu unvandır diyor. On bana Hızır, unvandır. On bana mazar olursan o anda şey oluyorsun, Zulkarneyn oluyorsun. O anda Hızır oluyorsun. O anda Geylani oluyorsun. Geylani'nin mazar olduğu sıfata Geylani ibadet orada. Geylani'nin mazar olduğu o sıfat, Geylani, o harika kasidesinin tazamun ettiği Ezvak-ı fevkalade, Hazreti Şeyh'in nasıl mazar olmuş? İki sıfatla. Bir, sırr-ı azimi ehl-i beytin irsiyetiyle, Ali Beyt'i mümessil etmiş, temsil etmiş. Ehl-i Beyt ya, ehl-i beytin temsili bak. Ehl-i Beyt'in sırrını zatına cem etmiş. Bir, Şeyh'in sırr-ı azimi ehl-i beytin irsiyetiyle, Ali Beyt'in şahs-ı manevisinin makamı noktasında. Bu birinci sıfatı. İki, Zat-ı Ahmediye, Muhammed yok burada. Muhammed onurun çekirdeğidir. Beşeriyet tarafı. Risalet, Ahmet'tir. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın verasetiyle. Varisidir peygamberin. Tamam. İki tane sıfat oldu mu? Ehl-i Beyt'in irsiyetiyle. Ehl-i Beyt'in şahs-ı manevisinin cem olması. Sonra Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın varisi olması. O, bu özelliğiyle mirat olmuş. O bu iki sıfatın üzerine hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi. Ta bu iki sıfatla hakikat-ı Muhammediye nerede? Tamam şeyde. Ondan sonra o Nur-u Muhammediye, hakikat-ı Muhammediyesine o aynada kendini görüyor. Kendisi kendisini görüyor. Fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazaleti noktasında. Allah'ın zatî tecellisine mazhar oluyor. O zaman o artık beşeriyet var mı? Bak şunu çekiyorum. Bak arkadaşlar şuraya bak. Buraya bakar mısınız? Beşer burada. Beşer burada. Nefis nerede takılmış? Şurada. Bundan önce beşer var mı? Yok. Adem aleyhisselam şeytan secde et demiş. Beşeriye takılmadığı için şirk yok. Bu beşeri şer dolu. Beşer buradan aşağı şerlerle dolu. Burada beşer değil, insandır. Buradan aşağı beşerdir. Bundan yukarı insandır. Buraya secde et denmiş. Yani toprağa secde ediyoruz. Allah'tan başka yere secde edilmez ki. Beşeriyet yok ki
şirk olsun. Anladın mı? Ha, şimdi burası, şimdi bu zat beşeriyetten çıktı, insan oldu. Bu insan ekber oldu, buraya geldi. Burada kabı karşısındaysa artık varlıktan çıktı. Bu sefer ne oldu? Şu anlar 9. sayfada tayin ve teşahhus etti Allah. Tecelli zat oldu. Tecelli zat olunca beşeriyet yok ki. O anda işte şanım ne kadar yücedir. Zatını tespit ederim derken burada beşeriyet yok ki burada. Kimi kastediyor? Artık beşeriyet yok, ruh yok, şey yok, 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 yok. O zaman o sözleri söylemiş diyor. Ama sen o makama çıkmayıp da burada taklide söylesen şirk olur. Zaten söylüyor. Diyor ki mazaleti noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Sen kalkıp da şimdi onun gibi olmayan ve o makama yetişemeyen onu söyleyemez söylese mesuldur. Arş-ı Azam'da mı insan ekber oluyor? Yoksa evet. Kabı kavseyinde mi? Kabı kavseyinde artık ekber mekber yok. Geylani şey, Muhyiddin abi için diyor lemalarda diyor ki, onu da çıkar. Lemalarda bak diyor ki, bizden olmaya, bizim makamımızı bizden olmaya yetmiyor. Bizden olmaya, yani bu meşrepte olmaya ama yetmiyor. Yani okuyup da bu noktada alim olmayan, bizi de bilmeye, bizim kitapları okumazsın. Tamam mı? Şurada. Kale Muhyiddin. Evet. Muhyiddin dedi bak. Tahrumu mutalaatun kutubina ala men leyse minna. Yani bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen o kitaplarımız okumasın, zarar görür. Evet. Bu zamanda Muhyiddin'in kitapları hususan Vahdet-el Vücud'a dair meseleleri okumak zararlıdır. Çünkü niye? O makamını bilmeyen, ondan olmayan, yani o aleti kesbetmemiş tuhaf olur. O söyleyemez onu. Bu sefer tutar böyle. Ne çıktı? O makamda olmayan, ondan olmayan, o makamı bilmeyen yapmış. Sonra konuşmuş. Kim çıkmış bu türemiş? Panteistler. İnsan terakki ede tanrılaşır. Ne oruç kalır ne namaz demiş. Çünkü tanrı oruç tutar mı? Onun için oruç tutmazlar, namaz kılmazlar. Ve Allah Resulü'nün geçtin. Allah Resulü ölünceye kadar namaz kılmış, ölünceye kadar oruç tutmuş, tamam mı? Ayette ne diyor? Yakinin inkişafına kadar ibadet. Yakiniyet ne demek? Yani iman ortada kalktığı zaman, iman gaybadır. Gayb kalktığı zaman haşir meydanına kadar demektir. Tabi zahire bakarsan mehalle böyle olur. Buradan şey çıkar mı abi? Emre dersi her yerde yapılmaz çıkar mı? Çıkar tabi. Mesela kalktın ben şeyde yapsam. Talebeyim bu var ya Çanakçı'da. Yani veya şu ders, şu ders. Tepecik'te yapamam. Dersen de yapamam. Sultanbeyli'nde olur mu? Olmaz. Yani geneli anlatmıyorum. Bildiğiniz yerleri anlatıyorum. Ama bu ders çarşambada kısmen olur. Gene olmaz. Çocuklar katılıyor ya. Çarşambada enfüsidir. Bu enfüsü değil bu. Bu dersimiz bu artık fena dersi bu. Yani çarşamba dersimiz enfüsidir. Bu fena, fena. Fena, riza ve fena dersi bu harita, bu başka bir şey bu. Tamam. Şimdi bir ara verelim, toparlarız. Tamam mı? İyi misiniz? Tamam. Çok iyi. İyi olmanıza, iyi olduğunuza iyiyim. El-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah razı olsun. Şimdi Dima 75 Taakkul 1. dersin 2. versiyon, 2. bölümü. Tamam mı? Şimdi bir daha şuradan alıyorum. Ben hep merak ederdim. İnsan buradayken o alemlerde nasıl dolaşıyor? O alemler o zişurun miratu ruhuna misafir olup irtisam oluyorsun, temessül dönüşüyorsun olduğunu anladım. Bak, diyor ya o alemler
o alemler o zişurun o zişurun koy oraya. Mirat ruhuna sıkma, sıkma, bırak. Ruhuna misafir olarak kelime bugüne abi damgasını vurdu. İnbisat, inkişaf, tenevvür, irtica ve temessül. İtisam ve temessül. İtisam ve temessül. Evet. Bugüne şeyini vurdu abi bunlar yani. Evet. Çok harika oldu. Evet, çok ilginç. Diyor ki o alemler o zişurun mirat-ı ruhuna misafir olarak irtisam ve temessül. İrtisam oluyorsun, temessül ona dönüşüyorsun. Bu, dikkat et, bu Risale buraya kadar. Hmm. Abi o olmakla ona dönüşmek arasında ne fark var abi? Hikat ve fıtrat gibi. Fıtrat. Bir tanesi kanun, bir tanesi namus. Bir tanesi taayyum, bir tanesi teşahhus. Onu da yazayım. Tam kelimesi olsun. Madem sordun, onu da ekleyeyim ki. Hangisi kanun namus olur abi? Tayin kanun oluyor herhalde o zaman. Hangisi olur? Tayin kanun oluyor abi. Öbüründe siz varsınız ama dönüşmüşsünüz. Yine sizsiniz ama dönüşmüşsünüz. Öbürü kanun ama abi. Tayin. Tayin kanunu abi, ben öyle anlıyorum. Ne illaki kanun namus demek zorunda mıyız burada? Değildiyse ama bu o. Biri yani birisinin şeyi değil burada. Şey, iki farklı yönünü anlatıyor gibi geliyor. Şimdi yani kanun namusluk gibi bir üst altlık yani hususi umumiyetlik ilişkisinden ziyade farklı tarafı var yani. Bir tayin kanun farklı bir açısı. Kanunda sen yoksun. O zaman o teşahhus olur. E tamam işte. Hayır. Kanun olur. Fıtratta hırkat var ya. Sen yoksun içinde abi orada. Yaratılış. Sen o oldun. Yaratılmayı cem etmişsin. 18 bin alemin hırasas olarak. Dönüşme. Bu hırkattır. Tamam. Yani yaratılmak. Sen yoksun. Oradan
sen imtiyazlı değil. Olarak sen olma. Ağaç değilsin, köpek değilsin, cin değilsin. O da fıtrat. Kabiliyet gibi işte abi. O zaman bir tanesi fıtrat oluyorsun, dönüşüyorsun. Bunda da öyle mi diyor? Fıtrat mı diyor işte? Yani ama ya bu genellersek diyor. Yok ya hangisi biz bunu anlayamadığımızdan bir yerden yakalamaya çalışıyoruz. Evet yani mesela bak. Kabiliyet, istidat gibi de olabilir. Önemli değil yani kelimenin şeyi. Biz ana şeyi anlamaya bak şimdi bu sensin. Bu da sen. Sende oluyor ama bu geneldir. Tamam mı? Bu sana hastır. Teşahhus. Bütünlük içinde sen olmak. Yani ben yazarsam şu olur. Tabii kanlı oluyoruz bu güzel. Hilkat. Fıtrat. Kanun. Namus. İstidat, kabiliyet işte gibi. İstidat, çoğalt ya. Tamam işte bir yerini yakalasak yetiyor. İstidat, kabiliyet. Yani gene şey yaparsan. Çünkü bir tanesi haritası, yani hırkatsın. Ruznamesin, el müzeçsin, haritasın, tamam mı? Ama onun içinde bir ben var yani. Ben imtiyazlıyım. Evet. Ağacın hulasasıyım ben meyvede, meyve olan ama ağaçta benim hulasasıyım diye ortadan yaprak atmamış. Çiçek var ya, onlar var ya. Tamam. Bir tanesi geneldir, taayyündür. Yani bütün alem bendedir ama ben şahsiyet kazanmışım. Oluyorsun, dönüşüyorsun. Sen bunun içinde oluyorsun alemler. Bunun içinde sen imtiyazlı bir hal alıyorsun. Evet. Bu çoğaltayım. Fena fillah, beka billah. Dönüşüm. Onu da bu da çok önemli. Eklemem lazım bunu. İltizam var, temessül yok. Şeylerde. Aslında, fena fillah. Dönüş bu. Fenafil olmuş ama dönüş yapamamış. Yani ama beka billaha yok. Beka billaha yok. Beka billah artık sen olmuşsun yani dönünce sıfat. Evet. Yani bir tanesi daha çoğaltırsak velayet ve risalet. Yani velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Kurbiyet. Velayet. Ne güzel zincirleme oluyor değil mi? Evet. Sistem işte. Risalet. Kurbiyet, akrabiyet. Şöyle de yapalım. Evet. Kurbiyet. Akrabiyet. Miraç. Şey mi? Esra, gece üç. Miraç Ekber, Miraç gibi. Şu çok önemli şu. 20. mektubun başında. Fıtrat ve hilkat farkı çok soruluyor. Yani önce ben soruyorum kendime de. Yani peki irtisam daha şimdi açığa çıkar. Resmedilmek lugat, resmi çıkmak, resimli ve nişanlı olmak lugatın yazdım. Temessül çekirdeğin ağaç olmadaki benzeşmek, cisimleşmek, bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi, bir şekil ve surete girmesi. Sen bir yere gitmiyorsun. Allah Allah. O alemler mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessülle geliyorlar. Ne demek? Kendi hayatın gül goncası gibi açılıyor. Bak. Osman şey yaptı ya Betubat'ta. Evet. 400 kaçtın? 9. 9. O zaman hayatın içerisinde ne var ne yok ortaya çıkıyorsun. Yani tamam mı? Nasıl ki öfke, hırs veya şehvet yok iken şartlarını bulunca yanındakilerin aklı hayaline gelmeyen haletler sende açığa çıktığı halde kimsenin haberi bile olmuyor. Mesela şuradasın o kadar, tamam şöyle. Sende acayip acayip şeyler oluyor ama etrafındaki haberi yok. Yanındaki eşin bilmez. Niye mesela öfken çıkmış, halet çıkmış, hissiyatlar çıkmış, şehvet çıkmış vesaire. Bak bir antika bir şey bak. Çok ne olur. Burayı kaçırmayalım.
açığa çıktığı halde kimsenin haberi bile olmuyor. Sende de o halette ani ve fani vurup geçer o alemler. Ani ve fani vuruyor, böyle seni yapılandırıyor, seni sen ediyor. Günahlar seni senden ediyor. O haletten nerede nasıl ortaya çıkmışsa o haletler, ben de bir haletin değişti ya, hale. O haletler nereden nasıl çıkmışsa o alemlerde sende ortaya çıkıyor. O alemler neredeydi? Yani geçmişimiz var mı? Var değil mi? Geleceğimiz de orada. Yani o hali, ben bir halete girdim. Dışarıdan mı oldu da bende uyandı? Yoksa içini mi uyandırdı? Kuveydi, fiile çıktı. Ha, var ya. Anladım. Navigasyon duruyor. O uydu bulunduğum konumu veriyor. O zaman üzerindeki ışık yanınca diyor ilimcinin sözle, üzerindeki yazılar okunur diyor. Yani o ışık yanınca, mesela gece panolar var ya, reklam içinde ışıklı olan, onun üzerinde yazı var. Yazı zaten kafirde de var. Örtüyor. Yazı var ama karanlık. Ama Müslüman şu, o panonun, reklam panosunun içindeki lamba yanıyor. Lambayı kimse görmüyor. Lamba yazıyı gösterir. Herkes yazıyla meşgul. Şuurlu okur, okutur. Ha. Ama Müslüman şuurlu ise, Müslüman ise, Ustad şey diyor, Müslüman namı altında olanlar, Müslüman değiller ama Müslüman namı var. Müslümandır. Bitmiş. İşte o Müslüman o yazıyı görür ama yazın arkasında yazıyı gösteren ışığı bilir. Bak şimdi bir daha. İrtisam ile temessül ediyorlar. Ne demek? 409 mektubat. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı birbiri altındalar. Saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Bu hakikat bin iklim abi, esma şeyleri, meratipleri. Evet. Mesela hava. Binlerce, yüz binlerce televizyon, radyo dalgaları var. Ultraviyol ışınları var. Şey var, cezb var, celp var, kanunlar var. Bir sürü dalga boyları var. Hepsi aynı yerde. Yani frekanslar farklı olduğu için birbiri üstünde oldukları halde birbirini kapatmıyor. Tamam. Peki, iyi dinleyin burayı. Bu havada bunlar var mı? Şüpheniz var mı? Ama 100 sene önce burada ses var, çekim var. Yani merkez kaç, merkez çekim. Var mı? Var. 1000 sene önce burada radyo dalgaları olacak, şekiller olacak, şekiller var, resim var. Ancak itikaden kabul ederdi. Şu anda resim var mı? Biz inanıyor muyuz? Televizyon ortaya çıkıyor. Ses var mı? Radyoyla ortaya çıkıyor. Tamam mı? Şimdi iyi dinleyin. Şu hava dünyadır. Burada olup, içinde yok. Havanın içinde yok o. Hava kendisi olmuş. İçim içi yok. İçinde olsa yer darlı olur. İçi yok. Mesela odun, ya bunu yakınca nur çıkar mı? O nur bunun içinde değil kardeşim. O zaman içi dışı var o zaman. Her şey nurdur. Yaktığın zaman içi dışı var mı? Yok. Bak, bunu yaktığımız zaman ortaya duman ve nur çıkıyor mu? Bunun içinde duman, nur var, yok denmez. Bu kendisi donmuş nurdur. Sıfatı. Donmuş, evet. Bu sıfatıdır kitap. Bu donmuş dumandır. Tamam mı? Şimdi o alemler donmuş dünyadır. Örnek diyorum, örnek. Örnek. Şimdi hece yapma olsun Çağız. Biz bunu derste söylüyoruz kitap. Şimdi bu o alemler donmuş dünyadır. Yani bu havanın içerisinde radyo televizyon dalgaları yok. Yani radyo televizyon dalgaları havaya dönüşmüş.
Yani şu anda bu havaya, dünya değil, bir sürü filmler, sesler, dalga boyları ahirettir. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde bu. Dünya odundur, kitaptır. Buradaki duman, nur, cennet, cehennemdir. Yani şey çok acayip olur. 18 bin alem sende değil, 18 bin alem sensin. Sensin. Şimdi o çıkacak. Yani irtisam ile temessül ediyorlar. Gelip de o ne haber, nasılsın ya? İyi misiniz, tokalaşalım falan. Öyle değil ya. Nedir? Onu izah et. Yani oluyor ve dönüşüyorsun. Uydurup bir kelime değil haşa. Benim şimdi 409 mektubata geldik. Lütfen burayı kış yapmayın bak. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası. Bir yaprak, bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf, bir kılıf daha. Mısır koçanı da öyle. Yani peygamberimizi temsil ediyor. Esma'yı, Hüsna'yı bir şeyi yani. Peygamber, şu alem bir, şu alem, hava, binler perde perde içine saklı, perde, nasıl saklıysa, bir altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Bu alem, bütün alem burada. Her bir perde açıldıkça, dedi ya, irtisamen ve temessülen onlar geliyor. Perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Tamam mı? Diğer alemi görüyordum. Nokta nokta koymuşum da buradan devam edeyim. Neyse, nokta nokta hangi perde akla karşı açılmışsa abi bir şey sorabilir miyim? He. Güneş oduna irtisam mı ediyor, temessül mü ediyor? İkisini yani oduna dönüş. İkisine derken odun İkisi, mu? İkisini de. Donmuş güneştir. Odun, ikisi de. Evet. Efe zulümati fi bahrin cüyün yaşavu mevcum min favki mevcum min favki sehebun zulümati ba'duha favka ba'din izâ ehrece yedev يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَهَا وَلَمْ لَمْ يَجْعَلْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَوْ نُورَ فَمَا لَوْ مِنْ نُورٍ Ayetin hangi perde? Ha, ayeti tasvir ettiği gibi bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Alem açıldı ya. Birden bir ismi ilahinin cilvesi bir nuru azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Hangi perde akla karşı açılmışsa, kime açılıyor? Akla. Akla. İman aklına. Herkes zulümati fil bahrül cüyün yavşav mevcun ilahir. Tamam mı? 24. surenin 40. ayeti, Nur suresi. Vahiy buna iniyor. Bir baktım zahirde alemler acayip, Kur'an'ın nursuz da gözüküyor. Umurun batınlarına geçen kafirler de var. Mesela Budistler az yiyince, az evet. İçince, tamam mı? İstersen evet. Bir kapat şunu. Az yiyince, uyuyunca insan kısmen beşeriyetten çıkıyor. Yani beşeri levazımatlardan çıkıyor. Yani beşeri dayatmalardan çıkınca şeye benziyor bu, kafir mümin fark etmez. Abi. Rüya görür ya. Mesela göz kapandı, kulak kapandı alem-i şehadete. Ruh uyumaz. Uyku ve gıda bedenedir. Zaten yeme ve uyma nefistir. Gıda, yemeğe ve uykuya darbe vurmak, nefse vurmak, bedene vurmaktır. Ve beden ölecektir. Küllü nefsin bedendir. Tanacaktır. Tanacak. Peki ruh nedir? Ruh uymaz. Sine tumala ne olur? Uyku tutmaz. Şimdi kafir mümin fark etmez, uyuduğu zaman ruh uyur mu? Uyumaz. Boşta da durmaz. Bu sefer alemi misali, alemi manaya pencereler açılır. Eğer senin ruhun bozuksa sufli şeylere geçeceksin. Tam o da bir rüya, o da bir rüya. Hangi perde akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem, bak şeydi. Akıl dedik ya, birbirini tamamlıyor, kuvveyi akliye, kuvveyi şimdi, ne vesaire. Şimdi akla açıldıkça
alt veri tabanlı üniversite diploması olan da ortaokul lise diploması olduğu gibi akla açılmışsa orada kalmıyor. Hayale karşı başka bir alem. Gördünüz mü? Alt bilimi de aktif etti. Veri verdi. Hayali değiştiriyor diyordum ya size. Aklı kemal olursa hayalin de değişiyor, tasavvurun da değişiyor. Nasıl Efsane bir burada çarparsa artık o da şayet kızmaz bize. Şimdi bak, akıl. Akla kapı açıldı. Buna veri verdi. Üst birim olduğu için. Yöresiniz diye çevirdim. Tamam. Şimdi akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem, fakat gaflette karanlıklı bir alem görünüyorken güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder, baştan başa o alemi tembir eder. Bakeza bu seyri kalbi ve seyahati hayaliye de çok devam etti. Şimdi ne alakası kalple yapıyor? Şimdi girdik bu metni okuduk. Çok devam etti. Bitti mi? Bitti. Bir yere gitmiyoruz. Bak. Bir kılıfta. Yani gül göndesi var ya. Bir kılıfta. Aynı yerde oluyoruz. O alemle burada oluyor. Bak. Birbiri içine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içine sarılı, birbiri altın saklı alemleri hiçbir yere gitmeden bu alem içinde gördüm. Yani her bir perde açıldıkça, perde mesela şöyle diyelim, diyelim ki frekans 97.5, 97.6, 97, yani böyle frekans dalgaları var ya, işte 15.7, 15.6, yani megahertz perde, yani 15.3 FM dalgası, 14, yani birbirine karışıyor mu? Karışmıyor. Yani elektriksel dalgalar, elektrik megahertzler onun perdesi oluyor. Perde örten değil, perde örten manasındadır, kendini inşa etme manasındadır. Perde ortaya çıkartma manasındadır. Perde aynı zamanda seni müstakil yapandır. Şahıslandırır seni. Seni diğerlerinden ayırt eder. Seni sen yapar. Üstadın perde doğulu olması Hasan Feyz abi onun perdesidir. Perdesidir, söyledim. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim Hasan abi? Biliyorum. Dördüncü mektupta, değil mi abi? İsmi Rahim ve Hakim'e Masaliyeti. Üçüncü mektupta, özür dilerim. İsmi Rahim ve Hakim'in mazhariyeti neticesinde diyor, dönüş yapıyor demiştiniz ya siz. Hı hı. Aslında Üstad dönüş yapmıyor. Burada biraz şey yapayım Hasan abi. Mesela burada 410'da cevabını veriyor. Rahim ismi diyor. Mesela Rahim ve Hakim'e mazhariyeti diyor. Rahim ismi diyor. Gafur Burcu'nda yani. Sen de tezahür ediyor. Tabii ya Hasan abi, yani bunu bakmayın öyle gafur deyip geçmeyin. Rahim ismi Gafur Burcu'nda. Tezahür ediyor. Ortaya çıkıyor. Ya bu kadar tabii. Perdesiz görmüş yani. O şekilde olmuş. Yalan değil, doğru söylüyor. Öyle yazıyor. Demek ki o alemlere ne gidiyor, ne geliyor. Ama öyle nasıl anlatacaktı? Bir yere gitmiyorsun. O alemler gül koncası gibi durulmuş sende. Kur'an'da öyle diyor ya, durulmuş, cem olmuş. Durulmuş sende, cem olmuştur. Şeyde geçiyor, işaretleyeceğiz daha. Hazreti Ali'nin sözüdür. Şurada. Hasan abi, Akşemseddin diyor ki, zamanı Allah-u Teala yaratınca bunların tamamı dürülüyor. Zamanın kattığı noktada veyahut da hakikatine dönüştüğü noktada bu perdeler açılıyor Hasan abi diyor. Zaman, evet. Zamandır bunu düren. Esbaplı perde ya bu, evet, zamanı, evet. Zaten. Parçalamış yani İsmail zamanı. Evet. Zaman değil mi? Evet. Boyut değiştiriyor aslında. Kalkmıyor da boyut değiştiriyor. Boyut değiştiriyor. Hiçbir zaman. Yani mesela zaman şunda hepsi ya. Radyo dalgaları nerede? Her yerde. Aynı hava alemde değil mi? Hava alemde, evet. Hava sensin. Alemlerde dalga işte. Çok acayip ya. Diyor ki kaç
187 şartı ceza. İçmeyecek. Ve ters umu enneke cirmun sahirun. Ve fiyken davel alemun ekber. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de, cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Vay be. İmam Ali. İmam Ali'nin ve tez umu enneke cimun sadır. Bu hiç laf yokken bunu demek. Şimdi biz tekrar ediyoruz. Bu nasıl demiş? Böyle düşünün. Bunu nasıl diyebilir bir insan? Yaşarsa. Ya yatağa ve yaşarsa. Ve tez umu enneke cimun sadırun. Ve fiyken davel alemun ekber. Sen küçük bir şeysin zannediyorsun ama bütün alem sende dürülmüştür der. Bu ilk defa denebilmesi için beka billaha olması lazım. Başka olamaz. İlk defa nasıl dersin bir düşünün. Demek ki bir yere gitmiyorsun. Ve ente ve ente umuru alemu sagim diyor ya. O alemlere gül göncesi gibi durulmuş sende. Onlar açılıyor. Hayat neydi diyor. Serap söylüyor. Bak. Bu alemler nasıl açılacak göreceksin şimdi bak. Gülü düşünüyor musunuz? Patla bir kılıf bir kılıfta bir kılıf bir kılıfta. Bak. Hayat neydi diyor. Hayat şuydu. Bu makamdaki manası hayat bütün alemlerin hulasa-i camiası Cemül Cemi Camül Ezdadi değil miydi? Güneşin ziyası gibi 194 sözler. Güneşin hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seba bulunuyor. Eğer faraza güneş zişur olsaydı harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı sebası sıfatı sebası olurdu. Yani zahirde bir ziya var. Zahirde bir hayat var, zahirde bir insan var. Anlıyor musun? Zahirde bir hayat var, gözükmüyor. Hayatı gören yok. Hayatı gören var mı? Hayır. Yaşanır. Hayatı niye görmüyoruz? Soran yok. Ama hayatın sahibi olan Allah niye görmüyoruz diye soruyor. Hayatı gören niye görmüyoruz diye soruyor. Yani, iyi dinle. Yani zahirde bir ziya var, hayat gibi. Muhatabın muhatapçılığına göre içeriğini açığa veriyor ziya. Mesela ziya oduna vurduğu zaman, çiçeğe vurduğu zaman, kristale vurduğu zaman, insana vurduğu zaman, koyuna vurduğu zaman tüy olarak, yün olarak ortaya çıkıyor. Ağaca vurduğu zaman yaprak çıkıyor. Suya vurduğu zaman ısınıyor. Panellere vurduğu zaman elektrik imal ediliyor. Elektrik panellerine. Tamam. Yani ziya nedir? Hiçbir, her şey olduğu için bir şey değildir. Şudur diyemezsin. Her şeydir. Mesela elektrik nedir? Hacmi ve kütlesi olmadığından kimse görmüyor onu. Niçin görmüyor? Her şey olan bir şey olmadığı için gözükmez. Bir şey niye gözükmez? Her şey olan bir şey olmadığı için ihata olmadığından gözükmüyor. Mesela elektrik nedir? Klimada sıcaklıktır. Soğukluktur aynı zamanda. Ocakta sıcaklık, buzdolabında soğukluktur. Görmediğime inanmayan diyen ahma katildir, gebertir. Tuttuğun zaman öldürür. İnşaatçıya ne olur? Güç olur. İşçi gibi olur, çimento yukarıya çıkarır. Fırına ne olur? Isı olur, yemek pişirir, aşçı olur vesaire. Peki nedir? Her şey olduğundan bir şey değildir. Bir şey niye gözükür? Her şeyden sıyrılıp bir şey olduğu için gözükür. Bir şey niye gözükür? Her şey olma sıfatından çıkıp bir şey olduğu için gözükür. Bu böyle kırmızı, yeşil değildir. Her şey olma sıfatını yitirdiğinden bir şey olmuştur. Onun için gözükür. İyi dinle. Ziya ya odun olarak gözükür, ya çiçek olarak gözükür, ya ısı olarak gözükür, ya elektrik olarak. Mesela güneşten ziya gelir elektrik panellerine, oradan da buzdolabını çalıştırırsın. İnşaatların tepelerinde güneş enerjisiyle imal edilmiyor mu? Evde ne çalışıyor? Buzdolabı. Güneşten soğuk gelir mi? Bakın zıttına nasıl dönüştü? Hani insan bir kavşak ya, yani zıttına da dönüştürüyor. Çatıda güneş panellerini eve indiği zaman sıcakta,
yukarıda yanıyor. Evde soğukluk var. Soğuğu imal ede. O güneş. Yani güneşte soğukluk çıktı. Güneşte soğukluk da var. Yunan kıtası dönüşü. İnsan böyle bir dimağ böyle bir dönüşümdür ya. Şimdi ziya hiçbir şey olmadığı için bir şey olmuyor. Her şey olduğu için belli değil ne olduğu. Ziya unutma diyor. Hayat da böyledir. Hayat sende var mı arkadaş? Hayat neydi? 18 bin alemin yani birbirine uyumlu olan alemler var. Celal var, cemal var. Uyumlu olmayan ezdatlar var, zıtlar var. Camül ezdat var, camül cem var. Aynı cinsteki cemallerin cemi var. Celallerin de cemi var. Cemallerin cemine cemül cem. Zıtların cemine camül ezdat. İkisi de hayatta var mı? Sende bu hayat sende mi? Evet. Hayat neydiyse sende hepsi var demektir. Hayat neydiyse hayatla sende hepsi var demektir. Yani aynada güneş, suda güneş, ağaca vurunca güneş, hayvanlara vurunca güneş, hepsinde içeriklerini farklı boşaltıp gösterildi. Her şeyin istidadına göre değil, kabiliyetine göre sıfatlarını ortaya çıkarıyor. Güneş istidat. Sana vurunca kabiliyetlerini ortaya çıkarıyor. Ama bende hepsi oluyor. He? Hayatla mı bende hepsi? Hayatla onlar. Yani hepsi beni oluşturmuyor aslında. Hayatı oluşturuyor. Hep zaten bende. Her şeyi oluşturan hayat o sende. Sende olmasa sende bir şey değiştirmiyor. O sende uyananla sen teşahhus ediyorsun. Yani mesela misal maneviyattan veriyorum şimdi. Nurani. Mesela Hazreti Cebrail Aleyhisselam aynı anda arşta rüküde, arş-ı azamda, secdede, lef-i mahfuzda, kıyamda, alem-i şahadette Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam huzurunda. Arş-ı azamda, secdede. Tamam mı? Arşta, rüküde, lef-i mahfuzda, kıyamda, kıyamda, alem-i şahadette huzurda. Peki hangisi? Hepsi. Aynı anda oluyor. Yani dünyada da öyle. Şu saniyede, anda. Sabah kılınıyor mu şu anda? Evet. Şu anda sabah namazı vakti yok mu? Dünyanın öteki tarafında. İkini de kılınıyor. Öğlen de kılınıyor. Yatsı da aynı anda bütün namaz. O zaman namaz tektir zaten. Küre-i arzın ağzıyla bakarsan namaz tektir. Beşe ayrılan içeri girdikten sonra detayda ortaya çıkıyor. Türkiye'de, Japonya'da, Amerika'da, Hindistan'da. Yani içeri girince detaylar. Aslında çıkınca, dünyaya bakınca tek namaz var. Abi, her anda beş, tek namaz kılınır. Sabah maba yok ya. Az önce dediğiniz şey, şimdi kafam o kadar güzel bir şekilde yatmaya başladı ki, o perde bana müstakillik kazandırıyor demiştiniz. Evet, ya, sen müstakil ol. O perde mutlaklığı seni muayyenleştiriyor. Perde sensin şu anda. Yani geneli hususi yapıyor. O zaman zıttıyla bakalım abi. 70 bin perdeyi kaldırdığınız zaman sen kalmıyorsun artık. Yok, kimse yok o zaman. 70 bin perdeyle kalkınca celal ve cemal ortaya çıkıyor. Bir muayyenlik kalmıyor. Muayyenlik kalmıyor. Kalbi kalbisinde şahsiyet kalmıyor. Muayyenlik yok yani. Bitti. Yani onun için alem-i şehadet çok önemlidir. Mutlaklığı muayyenleştirdi. Olmayan seni var etti. Mutlaktı. Ve alleme, Adem'e, Esma-i Külliya. Bütün isimler öğretti. Bütün genelde. Bu isimlerin içerisinde bu hatayı niye yaptı denir. Peki bu isimlerin içinde mudil yok muydu? Mudil esmasına mazar oldu. Onu da o yasak meyveyi yemesiyle mudile mazar oldu. Adısına muzdil bir şey yapmadı o. Mudil esmasına mazariyetten dolayı. Her isme mazar olmadı mı? Mudil esmasının alem-i şehadette nefs-ül emirdeki vücudu kimdir? Temsilcisi. Şeytandır, iblistir. Azazil. Buradadır. Azazil yani. Azazil. Nur esmasının alem şahadetteki temsilcisi, mümessilin hepsi önemli kimdir? Melektir. Peki Adem Aleyhisselam onu ne yaptı? O esma-i mazaliyette yaptı. Zaten öyle dedi. Ey dedi baba. Ey Ebul Beşer dedi Musa Aleyhisselam. Ya diyor onu niye alemde demiş. Hazreti Peygamber söylüyor bunu Aleyhisselam. Ya yedin de diyor Beşer'i bunu niye buraya taşıdın? Beşeriyeti, alem-i şehadeti taşımış, tamam mı? Musa Aleyhisselam söylüyor bunu. Ya onu yedin dedi, Beşer ne güzel orada rahat edecekti. Buraya niye taşıdın? Evlat demiş, bilmez misin ben bunu yapmadan önce, bu olay olmadan önce
Allah diyor 40 yıl işte 40 bin mi diyor öyle. Önce lef-i mahfuzda hiç görmedin mi? Yazılmıştı zaten. Çünkü Musa şeriatçı olduğu için, sahirci olduğu için aleyhisselam tenzihçidir. Teşbihçi İsa aleyhisselamdır. Tamam mı? Zahirle beraber bakıyor. Musa aleyhisselam sahire bakar. Tamam mı? Bazısı diyor ki, ya Allah, birinci derste, Allah taayyum ve teşahhus eder ne diyorsun? Ya kardeşim Allah insanda taayyum ve teşahhus etmesini çok gördün. Musa aleyhisselama iki şekilde, iki farklı yerde tecelli etti. Nerede biliyor musunuz? Biri dağda, biri çalılara. Orada Allah zatıyla taayyum etmiş de, ederse, ben de taayyum etse çok mu? He? Çalı kadar mı değeri yok? İmam-ı Rabbani'nin. Geylani'nin için dağlar kadar mı değeri yok? Dağlara bir, dağa bir. Çalılara iki defa taayyum ve teşahhus etti. Musa aleyhisselam ne oldu? Güyüş oldu diyor. Mektubat'a geçiyor. Güyüş olduğu yere diyor, düştü diyor. İlle zatını istedi. Peygamber aleyhisselam Miraç'ta muhatap oldu. O alim şehadetten bilecek. Çünkü zahircisin sen. Sen tenzihçisin. Sen bu kadar. Mukaddes ve münezzeh oluyor. Şimdi mi görüyorum? Niye böyle geç kalıyorum ya? Hasan abi. İsa aleyhisselam o zaman hitabı mukaddes oluyor Hasan abi. Yani mesela şey Geylani'ye diyor ki o mukaddes zat diyor. Münezzeh demiyor. Bak 149. Kafa ciddi. Ha şu. Bak o mukaddes zat diyor 149. Bak münezzeh başka. Bak. Neyse konumuz o değil de sevgili kardeşim. Diyor ki nasıl diyor? Kama lazım gelir ki nedenle mukaddes şeyinin hissedilmeyi fena kadar mesela nasıl diyor ki? Öyle de kapsı gelen arka gazete zaman etti ezak öğrenen irsiyet ile yönetim makamına ne dedi. Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati Muhammed'in kendini gördü ve Fena-i Muttaki Cenab-ı Tecrübe Zat-ı Mazaret'in o kasede söylemiş. Onun gibi olmayan o makacı. Neredeydi ya şu? O zat diyor. Heh, arkada mı? Diyor ki çünkü intikal. Ruh kutsisi hissetmiş, görmüş, irade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekatını yat edemez. Ya burada diyor ya, o mukaddes zat diyor. Demiş biz İslamiyet'i fakat mukaddese bakar mısın? Yani, burada bir cümle de mukaddes diyor ya. Mukaddes yazın bakayım o tam şey. Bu sayfada var. Mukaddes diyor. Münezzeh demiyor. 149. Neyse burada var bu sayfada o. Şimdi konuyu şey yapayım. Mukaddes diyor o zat. Kutsi yani. Önemli olan hangi çeşit bak önemli olan hangi çeşit aynıyız. Aynayız yazacak. Ayna. Önemli olan hangi çeşit aynası? Mesela bak cismaniyata cam ve su ayna iken ruhaniyata hava esir alemi misalin bazı mevcudatı ayna hükmündedir. Hükmünde. Alemi misal alemi şehadete libas giydiriyor. Cismaniyeti yani cismaniyet dediğimiz cam ve suda böyle. Ruhaniyatta hava ve esirde böyle. Alemi misalde bazı şeyler böyle. Hayatta ziya gibi düşün. Hayatı ziya gibi. Nasıl ki ziya vurduğu zaman pat diyor içi dışarıya diyor. Hmm. Mesela şöyle. Güneşten ziya çıkınca güneşin çevresinde sıcaklık yoktur. Çünkü madde olmadığı için ziya bir yere çarparsa içi dışarıya oluyor. Ne zaman eğer 100 kilometre dünyanın atmosferine ziya girdiği zaman maddeye çarpıyor. Maddeye çarpınca kendisini açığa çıkarıyor. İncizap, iştiyak, cez, manyetik alanlar ve nur çıkıyor. Ziyadan nur çıkıyor. Aya ziya geliyor. Ay da ortaya çıkınca çıkan şey nur. Vel kamera nura ve şemse ziyaya. Tamam. Ha, o zaman nur ziyayı gösteriyor.
ziyayı gösteriyor. Şimdi iyi dinle. Hayatta ziya gibi düşün, muhatabın ailedarlığına göre, kabiliyetlerine göre batın zahir oluyor. Allah Allah. Batın zahir oluyor. Batın nasıl zahir olur ya? Batındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki diyor. Aksetme var mı orada? Evet. Zahir olacak. Aks. Sen beni görüyor musun mesela Yasin? Hı. Ha? Görüyorsun değil mi? Hı. O zaman işte batını görüyorsun demektir. Ben demek ki dışa vurmuşum. Mesela sima bir tane. Esenetikum elmalikum. Simahum fi vucuhimin eseli sucudu. Secde ruha aittir. Ruhu bile seyrediyorsun. Bak demek ki ama mertebe var abi değil mi? Yani siz beni görüyorsunuz, benim simamı görüyorsunuz, benim ruhumu görüyorsunuz. Evet. Çok ruhtan iyi. Bakarsan ruhunu görebilirsin. Bak akılla bakarsan aklını, evet. Kalbimle bakarsam kalbini, ruhumla bakarsam ruhunu, eniyle bakarsam enini. Tabii bunu mesela adam bakar böyle sanatkar gözüyle, o çok usta sanat, bak öyle değil der. Sanatkarın yanında böyle çıraklar böyle bir şey yapınca sıkılır sanatkar. Yani olmuyor falan. Hmm. Yani ama bu adam acayip bir sanatkar ama simadan anlamıyor. Hmm. Sen diyor bu yazıları okuyamıyorsun diyor. 11. sözde. Sen diyor başka yazıyı okumuşsun. Frengi okumuşsun diyor. Bu yazıları okuyamıyorsun diyor. Oysa simada yazıyor bu adamın kim olduğu. Zina yapıp namaz kılıp kılmadı, oruç yapıp tutup tutmadı gözüküyor. Sen, ama bu yazıyı okuyan, bu yazıdır. Yazısız yazı. Bu yazıyı okuyamıyorsun diyor. Bak şimdi, o gülün çekirdeğini hayal et, o ziyadır. O hayattır. Üçü bir. Gülün çekirdeği patladı. Bir kılıf, bir kılıftan, bir kılıf, mısır tanesi. Patladı, bir kılıf, bir kılıftan. Ağaç çıktı. Koçan çıktı. Koçan içinde o mısırın taneleri takılacak yer çıktı. Takıldı. Bir kılıf bir kılıf. O zannediyorsun koruma değil ha sırf o yapraklar. O başka şeyler de var da neyse. Koku şeyinde anlatmışım onu. O mısırın koçanının her bir kılıfı kılıf değil yani. Kılıftır değil. Gülün her bir yaprağı yapraktır yaprak değil. Koku dersi 3 tane yaptık. Diğerlerini yapmadık. Megahertzleri farklı. 18.4 FM radyosu, 18.5, 18.3 yani gibi birbirine yakın. Osman burada mısın abim? Buradayım abi. Çok güzel. Bak, üçünü birden yapar mısınız abi? Gülün çekirdeği, ziyayı, hayatı. Üçü aynı. Tamam mı şimdi? Bunda cari olan kanun bunda da caridir. Bak şimdi muhatabın ailedarlığına göre, kabiliyetlerine göre batın zahir oluyor. Tek beyaz, bak foton iken ziya aynalar vasıtasıyla 7 renkler ortaya çıkıyor. Şimdi ilkokulda yapmışsınızdır. Küre yapar hocam. Küreyi 7 tane renk boyar. Altta bir çevirme var. Çevirir. Göze ne gözükür o 7 tane renk? Beyaz gözükür. Beyaz denen bir renk var mı? Yok. 7 tane rengin, farklı rengin hulasasıdır. Ha. Beyaz kimin simgesidir? Hepsini cebediyor ama kendi kimse yok. Kendisi değil o. Adem aleyhisselam. Adem Safiyullah. Bebeğe iş yapar. Kur'an'da Safiyullah der. Adem Safiyullah. Tamam. Şimdi bak, tek beyaz fotondur. Tamam mı? İken ziya aynalar vasıtasıyla 7 renkle ortaya çıkar. Ne çıkar? Isı, ışık, kuvalar, yani kuvvetler, güç ortaya çıktığı gibi. Senin hayatında da ziya gibi, ziya, senin hayatın ziya gibi. Bizim hayatımızda 18 bin alem cem olmuş. Eğer hayatımız, şimdi Risale'den okuyorum. Tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir imbisat, inkişaf, tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalar diyezdiği gibi. Hane kimdir? Benim. Hane ruhtur. Odalar içteki yapılanmalardır. Kendi sarayı var mı? Kendi sarayı. Bu sensin. Bir yerlere gitmiyorsun. Bir yerlerde gelmiyor. Gelmiyor geliyor. Gitmiyorsun gidiyorsun. Olsun o değilsin. Öyle bir şeysin.
Odalarda dolaşıyor işte. Ha. Güneşte sırf ziya yok. Hayatta, hayatta da sırf şuur ve akıl yok. İkisini beraber götürüyorum, ziya ile hayat. Evet, farkında güzel, mısınız? Güzel, güzel abi. Ha. Hayatın kalitesi var, kalitesizi var. Kalitesi, kalitelisi tabaka insani. Eğer insanda gül goncası gibi açılırsa, hayatı da böyle olursa, bir yere gitmeye gerek yok. Hepsi yanında, sen de ortaya çıkıyor. O alemler ki cilve-i irade, kanunu emri ve ukde-i hayatiye, her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde bulunmaz. Şimdi üç tane kanun var. Bir, 32. sözde de geçiyor, 25. sözde de geçiyor. Şimdi toprak. Toprak. Bu çekirdek. Filizlendi. Gidiyor, gidiyor. Dal budak, dal budak, dal budak, dal budak, dal budak, meyve. Tamam. Arkadaşlar, bu cilve-i irade. Tamam, bu cilve-i irade. Başka ne diyor? Ne ne diyor? Sayıyor. Bir cilve-i irade. En son okudum ama. Cilve-i kanun-u emri. İrade. Evet, kanun-u emri. Kanun-u emri. Ve ukde-i hayatiye. Ukde-i hayatiye. Her birinin yanında. Bu nedir? Evamili tekviniye. Tamam. Her birinin yanında. Şimdi bu ustak der ki, tık tık yaptım böyle, kese kese yap. Buradan diyor, şöyle yapayım. Buradan diyor, zahir mantıkta bilgi verisi buradan burada aktarıla aktarıla dağıtılıyor. Zahir değil diyor. Buradaki kanuniyet olduğu için kesif değildir. Buradaki yazılım kesif değildir. Hayat nedir? Ukde'dir. Düğümdür. Buradaki bilgi, yazılım ukde-i hayatiye. Hayatın düğümü. Beşerin nazarında diyor, devam ediyor. O kadar zahir olduğu halde, asırlar geçtiği halde bu ukde-i hayatiye çözülmemiştir diyor. Çözülmemiş. Nedir o? Ukde-i hayatiye ey cilve-i iradedir. Ey kanun emridir. Bu yazılım ukde-i hayatiyedir, cilve-i iradedir. Buradan buraya kesik kesik yaptım, aktarılmıyor. Buradaki kanun bu vücudun şuranın her tarafındadır. Her yerindedir, hiçbir yerde değil. Yani böyle radyonun frekans gibi dağıtıyor. Onun için buradaki bilgi buraya da aktarılıyor. Buraya da aktarılıyor. Buraya da aktarılıyor, buraya aktarılıyor, buraya... Aktarılmıyor, aynen. Aktarılmıyor abi. İşte o zaten, o. Yani nasıl? O çekirdek hepsi. Tayin ve teşebbüs ediyor. Yani dalga işte. Ne yapıyor? Her yerde. Bu eğer mekanla gitseydi, bir yerdeyken öteki yerde olmaz. Sıra olurdu. Bak şimdi, buradayım, orada değilim ve burada değilim. Buradayım ama burada değilim, orada değilim. Böyle olsa o zaman... ne olurdu? Ağaçta yapılanma, burası yapılırken burası sırada olacaktı. Sen dur, buraya yapılırken burada dur. Yani sıralama olurdu. Hı. Ama o an aynı anda, ağaçta öyle değil. Sağdaki dallar, soldaki dallar da aynı anda yapılıyor. Tamam. O zaman bilgi aktarımı sıraya göre şimdi, yapılmıyor. Şimdi abi bir şey soracağım. Şimdi arka tarafta yazdık ya, o oluyor, ona dönüşüyor. Evet. Değil mi? Şimdi abi. Şimdi katmayayım heyecanı. Çevireyim. Yok, yok çevirmeyelim abi ama. Şimdi abi yok katayım dayanamıyorum abi. Şimdi o oluyor derken şimdi mesela elmanın var olması lazım ki çekirdek olsun. Yani yok ki elma. O olmak için benim o olmam için benim var olmam lazım. Ben yokum ki aslında abi. Hı hı. Yani, çekirdekle ifade edersen kendini var alıyorsun. Çekirdekle ifade edersen. Şimdi elma o oldu. Ne oldu? Çekirdek oldu. Elma sanki çekirdekten önce varmış gibi. Yok öyle bir şey. Yani o oldu dememi için benim var olmam lazım. Hasan abi. Bir ifade edemiyorum kendimi bir türlü ama. Bir daha söyle. Şimdi bakın. Benim Yasin olabilmem için
Senin olman lazım. Benim olmam lazım. İlk önce. İlk önce. Önden önce. Evet. Ama öyle bir şey yok. Ondan önce sonra yok. Ondan önce sonra yok. Çünkü niye? Bu çekirdekte, bu meyvenin çekirdeği zahirde sonra olmuş gibi gözüküyor. Evet. Aslında sonra olmamış. Burada vardı zaten. Yani bu buradaki meyvedeki çekirdek burada vardı. Burada ne oldu? Teşahhus ve teayyün etti. Ortaya çıktı. Ama gene bir sıralama olmaz mı abi öyle? Sıralama burada bakarken var. Aha buradan bakarken, çekirdekten bakarsan o sıralama oluyor. Yani sıralama ne zaman kalkar biliyor musun? Sıralama ve zaman ne zaman kalkar? Dört isminle bakabilirsen. Huvel evveluhu ve lahiru, ağacın kendisi ve zahiru, arkasındaki batunu. Eğer zahirle bakarsan bu evveldir, bu ahirdir. Tamam. Tamam. Zahir. Evet. Ahirle bakarsan bunun hulasası. Hepsi birdir. Ahir. Ama eğer dördünü cem edersen zaman mekanda yoktur. Hepsi vardı, var. Yani Resulullah'la kendini ifade etmeden sen yoksun. Peki hep bunları niye konuşuyoruz? Yani çırpınıyoruz. Zaman öncelik sonralığı yapar. Yani tasavvur. Düşünceler sıralıdır düşüncelerimiz ve onu sırayla ağızdan çıkarırız kelimeleri. Ağızdan sırayla çıkarttığımızda zaman ortaya çıkıyor. Tamam mı? Seni de tayin ettiğim zaman mekan ortaya çıkıyor. Seni düşündürüyor. Şimdi ama benim hafızamda çıktığı gibi değil. Orada önce sonrası hepsi mevcut. Orada zaman yok. İşte oraya geçersen zaman kalkıyor. O zaman ama basitleşiyor insan. Burada yani zor iş nedir biliyor musun? Allah nurdur. Kesif yapması zordur. Kendinden nur yapması çok kolaydır. Zaten kendisinde var senisinde. Allah her yerdedir ama bir şeyi bir yerde yapması zordur. Dünya yapması cennetin yapmasından zordur. Dünya yapmak cennetten zordur. Cennet tek boyuttur, cemaldir. Cehennem tek boyuttur, celaldir. Onu yapmak kolaydır. İkisini, celali cemali, cehennemi cenneti bir yere koyacaksın ama hiçbir şey olmayacak. Bu zordur. Bir şeyin gözükmesi kolaydır. Var iken gözükmemesi bu zordur. Allah'ın gözükmemesi zordur. Zor işi yapıyor. Yani o olmamasına göre, tabirime dikkat et, olmamasına göre bir şey olması zordur. Zoru yaptı Allah. Allah Allah iken dururken dururdu. Yaptı cenneti olmadı. Olmadı derken daha kemal bulmadı Esma. Esma'nın son meratibi alim-i şehadettir. Alim-i şehadet zordur. Her şey olacak alim-i şehadet ama hiçbir şey olmayacak. Cennet öyle değildir. Bir şeydir. Cehennem bir şeydir. Alim-i şehadet bir şey değil. Her şey bir şeydir, bir şey de her şeydir. Her şeyde bir şey, bir şeyde her şeyi göreceksin. Hem imandır hem küfürdür. Hem Allah vardır hem Allah yoktur. Cennette cehennemde Allah yoktur yoktur. Cennet cehennemde iman yoktur. İman gayba dünyada vardır. İman yok orada. İman olmayınca hiçbir şey yok. İman yok ne demek? İman yok ne demek biliyor musun? İman kadar değerlidir burası. Anlıyor musunuz? İmanı oluşturan alemi şahadettir. Alemi gayb imanı oluşturmuyor. İman alemi gaybadır. Cennette cehennemde iman yoktur. İman, o zaman alim-i şehadet beni çoğu şey yapan, alim-i şehadet o kadar değerli ki ne kadar? İman kadar. Allah Allah. İmanı burası oluşturuyor çünkü. Evet. Onun için bilin kıymetini ya. Yani biliyoruz da şey olsun diyorsun. Allah Allah. Allah Cey bana bak şimdi zaman kaldım. Benim baskabası şimdi siz alınmayın da sonra. şimdi tam diyor. Alim-i şehadet ne kadar değerlidir? İman kadar. Niye? Çünkü iman burada oluyor. Burada oluyor. Gayba geçtiğim iman yok. Bir daha. Şurada alsana bu ağaçta hani yayınlıyor dediniz ya aslında o ukdi-i hayatiyeyi bütün yani her şeye yayıyor. Sadece ağaca değil. Oradaki o dal veya şey onun melaikesi o alıcısı sadece ona ayarlandığı için o alabiliyor. Ama her yere yayıyor. Her yere yayıyor. Yani sadece o ağaca değil. Bütün hani kâhmatı, bütün ben buraya tutmadım az tutmadım da. Aslında. Şu anda mesela radyo dalgası var. Bizde çalıyor mu? Yok üst katta çalıyor mesela. Yani her şey her yerde var. Evet. O sadece onu yayıyor. O melaikesi kayıtlı olduğu için
biz de aynı aslında. Kendimize kayıtlı aldığımızda kayıtlı kalıyoruz. Ama bütün ağacı istihdam edebilecek bizde melekeden farklı şey var. Bütün alıcılarımız var. Açılabiliyor. Açtığın kadar. Mesela şöyle bir radyo olsa. Olsa. Şimdi radyo bir frekansı çalıyor. Öyle olsa ya. Minnacık minnacık bölüm bölüm olsa. 100 tane radyo bir anda çalsa. Yüzünün frekansı farklı olsa. Burada 100 tanesi aynı anda aynı derecede çalsa ne olur? İnsan olur. 18 bin tane radyo yapalım. Ha bu kadar bir kutu. Ha böyle tamam mı? Minnacık kutu. Hepsini de 6 frekansta ses olsa, verici de aynı olsa, bazı radyolar çok üstüm veriyor, yok. Hepsi de aynı tonda, aynı seviyede ses yayınlasa, 18 bin radyo, şöyle bir radyo olsa, bir radyo ama 18 bin. Hepsi bir anda çalsa, hepsi farklı şey anlatsa, küfür de var, iman da var. O sesleri topla, yumak yap, buzdolabına koy, donsun, insan olur. Diyor ki Akşemseddin Hasan abi, iman ettiğin için alem-i şehadet var diyor. Evet. Yani alem-i şehadet, eğer iman yoksa zaten yaşadığının zaten diyor. Adem. Adem yani. Adem'de adam yaşamamış ki. Ama yaşadım, yaşamadı. Allah. İman var yaşarsın. Yaşadığını fark edersin. Yani şöyle düşünebiliyor musun? Ben ve Allah. İman yapıyor bunu. Şimdi... İman yok, ben ve Allah yok. Ben ve ben. Beni benle bilemezsin. Bitti. Bilemezsin. Yok ki. Yok. Niye, ona ne güzel söylüyorsa, bu iman, küfrün mazısı yok. Mazı var mı? Bitti. Gelecek var mı? Yok. Andadır. Anda iş midir? İki işlik arasında varlık mı sayılır? An. Yani insanın başı ağrıyor ya. Yani onu düşün. Yani mazim yok, istikbalim yok bir ara. Çünkü çok, 1,5 gün başıma ağrıyor. Yapmayın diyorum. Hayvanın dedikleri. Yapmayın, diyor. Sakın düşünmeyin diyorum. Ben bedel ödüyorum. Cezasını ben ödüyorum. Yani mazim yok, küfür. Küfürü düşünmedim. Mazim yoksa ne olurdu dedim. Mazi yok. İtikadı cihetiyle yok. Gelecek de yok. İki yok arasında var. Nasıl bir şey? Ona yarabbim. Tutuştum, çıktım buradan. Ondan sonra alışveriş yapayım dedim. Yani bir şey alayım manesiyle, meyve alayım, arabaya mazot alayım dedim. Bir şey yapıyorum, çıkmak istiyorum, çıkamadım. Sonra İBB'ye gittim, olduğunu söylüyorum size. İBB'ye gittim şu şeye, yok. Denizin oraya gittim. Yok. O zaman sen de yoksun. Yani, o zaman sen yoksun. Allah Allah. Ayağımı çıkarttım suya, sularla oynadım. Ne için bu hale geldim? Mazim yok. İtikadı cihetinde. İtikad, istikbal yok. İman. Küfrün ve dalaletin hükmüyle geçmiş mazi ölüdür, madumdur diyor ya. İtikadın cihetiyle istikbal. Yok. Ve o zaman seni var eden imandır. Evet. Seni Adem eden varken yok. Yok yok. O küfür. Küfür inkar değildir. Şirk inkar değildir. Küfür ortadan kaldıran değil. Varı örtendir. Şirk ise ortadan kaldırmaz. İkilik yapar. O ve ben. Yok ya. He. Dalalet. Farklı bir yoldur. İnkar inkardır. Şirk inkar değil. Küfür de inkar değil. Ortada kaldırmıyorsun. Ya ortak koşuyorsun ya üstünü örtüyorsun. Demiştiniz ya şirkin özürü yok. O ve ben. Yok ki o. Ne özür olacak Adem? Yok yani. Mesela günah tövbesi var. Şirkin tövbesi yok. O ahiret evre. Niye? Ya Rabbi günahımı affet. Hangisini? Aha bunu ya Rabbi. Tamam. Edeyim. Ya Rabbi benim şirk, inkarımı affet. Ne? Allah yok dedim. Yokluğun vücudu yoktu ki. Ne affedeyim göster de. Yok ki göster. Olmayanı neyi affedecek? Adem. Mümkünlük. Çıkmamış ki mümkün. O değil mi? O yüzden nimet yani. İnkar mümkün değil diyordu ya sana. Evet. Kim yok? Allah yok. Kim? Allah. Allah niye affedecek? Ha, yok demin için ilk önce onaylıyorsun. Allah yok. Kitap yok. Kitap yok diyebilmen için var etmen lazım ilk önce. Evet ki Allah affet. Ha. Devam edeyim. Bir şey sorabilirim. Çok özür dilerim. Bölüyorum. Bunu bitiremeyeceğiz ya. Siz abi özür dilerim. Siz abi aleminizde ama dürüstçe söyleyin abi. Aleminizde zamanla zan mı ayırabildiniz mi? Zanla zamanı. Ben çıkamıyorum abi. Yani benim zannım olmazsa benim için zaman da yok. Zaman olmazsa zan yok. Peki.
Hatırlar mısınız? Zanta, zeytin mandalı yaptık ama bitmemişti. Evet. 10, 11, 20 tane de dersi var daha. Zansız bilen ancak Allah'tır. Zan, bilgilerin yani ilmin ara boşluklarıdır. Zanı kaldırırsanız ilim mutlak olur. Allah insanı mutlaklıktan çıkarıp muayyenleştirmek için zan koydu. Yani kudret... Ne oldu biliyor musun? Değil mi? Şimdi şöyle bir şey olur. Hani bir misal verin. Bir... Ona bir havuz düşünür müsünüz? Evet. Belediyenin su havuzu. Yarım metre su var. Yarım metre su var. Bir hayal edin. Yüzme havuzu. Tamam. Şimdi 2'ye 2 bir tane plastik parça düşünün. Suya batmaz. Onu farklı renk yapın. Pembe, mavi. Tamam. Ama ışıklı. O göle dizin. Yarım metre suda yüzün. Tamam. Ama bütün parçalar 2'ye 2. Tamam. Renkli. Işık yayıyor. Karanlık. Ve tamamen dizin. Sıfır. Suyu alttan çalkalayın. Bunlar hareket eder mi? Etmez. Etmez çünkü yapışmış. Ve tavanda ışık ne olur? Tek olur. Tamam? Evet. Peki. Şimdi size söylüyorum. Ucundan iki tane alır mısın? Ortada da şu yan kenar ortasını. Yani belirli yerlerden parça alın. Boşluk yap. Boşluk yaptın mı? Bunlar aşağıdan su oynatınca hareket edin. Bunlar oynar mı? Birbirine geçer mi? Işıkları da var mı? Tavanda hep renkli farklı yer değişir mi devam? Evet. Ha. Bu ara boşluğu zandır. İşte aynı zamanda zamandır da diyorum ben sana. Evet. Zaman öncelik sonralığı dizendir. Olduğu için zan zamanın sıfatıdır. Hah. Allah Allah. Zamanın sıfatıdır. Dehrin sıfatıdır. Ara boşluğu. Şimdi beni makasından alma. Özür dilerim. Yok özür dilemedim. Hadi bakalım. Neredeydim? Kafa karıyor. Ha, tabaka insani olan en yüksek oraya mı okuyorduk? Mertebeye çıktıkça öyle bir imbisak bir, öyle iki inkişaf ve tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesinde odalarda gezdiği gibi. Ha, güneşte, burayı okumuştuk ya. Ha, ukde hayatiye geldik. Okuyayım. Ha? Güneşte sıfsıya yok. Hayatta da yani ziya ile hayatı, insanın üçünü beraber götürmeye çalışıyorum. Güneşte sırf ziya yok. Güneş var ama ziya mı var güneşte sırf? Hayatta da sırf şuur ve akıl yok. Hayatın kalitesi var, kalitesizi de var. Kalitelisi, tabakayı insani, eğer insan da gül goncası gibi açılırsa bir yere gitmeye gerek yok. Hepsi yanında, yani bir yere gitmeye gerek yok. Usta, sende ortaya çıkıyor. O alemler ki cilve-i irade, kanun-i emri ve ukde-i hayatiye her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde bulunmaz. O alemler bizde saika ve şaika ile uyandırılır o kadar. Ne demek? Hastalıklar hayatı saflaştırıyor. İmbitlerden geçiriyor. Yani. Mesela diyelim ki her halet bir gözlüktür. Mesela sihat bir gözlüktür, servet bir gözlüktür. Şehvet bir gözlüktür, gadab bir şey oluyor. Hastalık da bir gözlüktür, musibet de bir gözlüktür. Yani hastalık gözlüğüyle gördüğünü, sihatlı iken gördüğüne hiç alakası yok. Tamamen zıttır. Şimdi insanda saika ve şaika var. Seni sürükleyen ve o seni ortaya çıkan. Saika ne demek? Sürükleyen, sevk eden, götüren. Şaika, insanda 7 tane duygu vardır. Şimdi ilim, tıp 5 tane der. Ama şu anda değişmiş biliyor musunuz? Düşünce de bir duygudur diyor. Şimdi felsefe, Birleşmiş Milletler. İnsanda 5 duygu göz kulak veren. Düşünceye de bir duygu diyorlar. Nasıl ki eskide kan organ değildi, şimdi kana organ diyorlar. Biz bunu 20 sene önce bir dersimiz, kaset dersi de var. Öyle bir zaman gelecek ki kana organ diyecekler. Çünkü bütün organları besleyen bir organ. Şimdi saika insanda 7 tane var diyor. 5.'sı, 6.'sı. Sürükleyen, sevk eden, seni götüren. Şaika işte
Yani birisi dışarıdan, birisi içeriden seni hareketlendiren. Şayka, şefkli, hevesli, şefbelici. Şimdi, hayat böyle cemül cem gibi, akıl da öyle. Hayat neymiş? Böyle cemül cem. Akıl da öyle, akıl tek şey değil. Akıl da böyle camiül cemdir, cemül en cem, camiül ezdat, camiül cemdir, cemül, camiül ezdattır diyecektim. Camiül, birincisi ezdattır, ezdattır. Ha, diye cemül cemdir. Aklın içerikleri ortaya çıkınca diğerlere gitmiyorsun. Gül goncası, o gülü düşün tek, akıldır. Patladı patladı, aklın sıfatları ortaya çıktı. Hmm. Yani hayatın sıfatları oluyor sonra akılda gözükenler, suretler de hayattan çıktık artık, his ve şuur. Hayat yani akıl oluyor. Başlıyor, oluyor. Makineye koyduk, 18 bin alem hayat çıktı, özü. Hayatı da makineye koyduk, his ve şuur. Tamam. Onu da koyduk akıl. Şimdi aklı da koyduk. 20 küsur tane bulabildim şimdi. Daha eski bilgim o. Daha yeni de şey yapmadık. 24 tane. Dehadır, zihindir, tefekkürdür. Hatta hafıza aklın sıfatıymış. Geçen gördüm. Şimdi patlıyor. Akıl, akıla misafir edersin diyor. Evine doğru. Hepsi akılda çıktı. Uuu 24 bin alem. Her 24 sıfat buldum. Bazı alimlere göre 18 bin, bazılarına 24 bin. 28. 28 bin miydi? 24. Gazali 28. He. 18, 28, 24 bin. O metubatta söylüyor. Buluruz abi. Şimdi, he. Neyse, bu akıldaki o sıfatlar bir alemin şeyidir. Alem inkişaf ettiği zaman, o sende ortaya çıktı. Bir yere gitmiyor yani. Sen ortaya çıkınca bir yere gitmiyorsun. Beşerin sanatı eklemelerle tamam olurken, hani motoru misal vermiştim. Rabbin ise çekirdek patlayarak dışarıda kendini tamamlar. İçeride kendisini tamamlamaya ihtiyaç yoktur. Çekirdek patladı, filiz oldu. Patladı, gövde oldu. Patladı, dal oldu. Patladı, yaprak oldu. Patladı, çiçek, meyve, koku, bez gitti. Hep dışarıdan değil, hep içeride. Ha, içerinin böyle bir ihtiyacı yok. Dışarıdan ekleme yok. Dışarıdan şartlar hazırlanır. O kadar. Yani çekirdek toprağa atmak şarttır. Su şarttır. Hava şarttır. Güneş şarttır. O zaman diş etmenler, alemi şehadet insana ortaya çıkması için şartlardır. Başka bir şey. İnsanın saika ve şaika hisleriyle dünyanın eksel envaiyle ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. Burayı daha 146'ya gitmeyeceğim. Bugün keseceğim. Tamam mı? Bunu ezmek istemiyorum bundan sonra ama cümle ona göre son şeyimi okuyorum. Emir daha 146 var ya görüyorsunuz. Okumayacağım onu. Biliyordum zaten yetiştiremeyeceğim. Çünkü bak bitti bunu... Bitti abi o zaman. Tamam bitti de bunu ezmek istemiyorum şu cümleyi. Bak buraya kadar toparladınız mı? Son cümlemiz bitti. İnsanın saika ve şaika hisleriyle. Yani iç yapılanma, dış yapılanma. Birisi sürüklüyor seni içsel. Çeken ve çekilen demiştiniz. He, çeken ve çekilen. Tamam. Çeken ve çekilen. Hisleriyle, dünyanın eksel envaiyle insan, ihtisas, ünsiyet, mübadele, tasarrufa yetili ve yetkili olur. İnsanın saika ve şaika duyguları ile hayatın içeriği bu. Bu bir mevcudatla ihtisas oluyor. Mevcudatla ülfet olmuyor, ünsiyet oluyor bu risalede. Üç mevcudatla mübadele oluyor. Yani dönüştürüyoruz, değiştiriyoruz, dönüşüme oluyoruz. Ve tasarrufa sahip oluyor. Ve hayat öyle bir inbisat, inkişaf, tenevvü eder ki bak, üçü, yetki bak, ihtisas, ünsiyet, mübadele. Şimdi bu son cümleyi inşallah haftaya
bir özet yaparız. Abi şimdi ihtiyar ve irade his midir abi? İhtiyar sanki burada saika ve şaikayla ortaya ihtiyar ve irade ve ihtiyar çıkıyor sanki. Ben anladım. Yanlış mı anladım abi? Bir de söyle. Yani saika ve şaika olmadan irade ve ihtiyar olamaz. Çıkmıyor. Çıkmaz. Çıkmıyor zaten. Yani bu Freud ve türevleri, psikoloji çözüm zannedip böyle hastanelerde şu anda kullanılan der. Adamlar cini, şeytanı, meleği ve Allah'ı bilmedikleri için insanı harika bir şekilde o kadar yorumlayabilmişler. O seviyede, o açıda çözüm bulmuşlar. Ama öyle değil. Cini ve şeytanı kabul etmeyince onun tahribatını bilemeyeceksin. Onun tahribatını bilmeyince onun çözümünü bulamayacaksın. Hayır. Tamam. Sorun burada. Şimdi bak şimdi. Beden rahatsızlıkları bedensel değil, haricidir. O saika ve şaika. Hı hı. Peki bunu bilmeyen insan cini bilmiyor. Cini zararını bilmiyor. Bu maddenin doğasında olduğu zanneder. Oysa maddeye müdahale edilmiştir. Edilmiştir. Yani sihir ve büyü bunlardandır. Göz bunlardandır. Gözde adam kanı ağlıyor. Arabanın camı patlatıyor ya. Hı hı. Yani ben hocam dedi bir tanesi misafirim geldi. Hocam diye ya ne güzel çay yaptınız. Bir bardak ona verdim. İkincisini doldurdum. Aldım gidiyor mutfağa yanıma geldi. Hocam dedi güneşe tutunca ne acayip oldu. Ben tutuyorum ya. Bardak patlar mı? Şimdi bunu tıp maddenin içinde arayacak. Oysa gözden şua gitti. Eski Hristiyanlık biraz da doğruydu. Cinlere şeytan derdi, tedavi şöyle derdi. Bunun tedavisi yoktur. Şeytan içine girdi, bunu yak derdi. Orta çağda insanları yakarlardı. Ama İslam tedavi ederdi zaten, bitiriyor. Şimdi bu saika ve şaika birisi melek. Melek aktif oluyor, melekler iman. Doğamdan çıkıyor. İstidat, kabiliyet oluyor. Ötekisi dışarıdan müdahale ediliyor. Örf, anane, kültür, şair, melek de var. Melek ilham eder. Şeytan. O zaman bende acayip şeyler geliyor. Mesela adam acayip hareketler ediyor. Biraz önce yoktu çocuğumda, kızımda, karımda. Birisi geldi misafirde. Bir şey oldu, buna yüklendi. Mesela sihir ve büyü. Ya ben böyle değildim. Eve giremiyorum. Hanımla sohbet edemiyorum. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Nedir bu? Maddede mi arayacaksın? Eve giremiyorum, sıkılıyorum. Başka evde rahatım. Allah Allah. Çok acayip oldu şimdi. Çok tuhaf. Giremiyorum kendi evime. Adamın yüzüne bakamıyorum. Yalan söyleyen yüzüne bakamaz. Çok bakar. Gözüne bakarsa. Ha ne derler? Gözüme baka baka yalan söyledi. Ya ne kadar yalancı. Çok usta ya. Çünkü yalancı göze bakamaz. Göze baka baka yalan diyemez. Diyorsa çok usta yer. Şimdi eve giremiyorum. Çok mutlusun. Eve gidince bir şey oluyor sana ya. O evde bir şey var. Veya bir şey yapılmış. Bunu ne anlatıyorum genelde diyorum. Hayata indirgiyorum bu olayı. Yani saika ve şaika sihir ve büyülerde kullanılabiliyor. Aktif edilen bir duygudur. Yani iç yapılan ona zarar verebiliyor. Bu peygambere de olmuştur. Bende de olmuş. Tasarruf dediniz ya abi az önce. Yani karşısında tasarruf etme hakkını size veriyor saika ve şaika. Veriyor. Saika ve şaika inkişaf edince karşıya tasarruf ediyorsun. Mesela sihir, büyü, göz. Evet. Bunlardandır. Karşıya tasarruf etme yetisini ve etkisini alıyorsun. Mesela bu sihir büyü yapan neydi? Harut Marut. Mersin tarafındadır. Mağaradadır. Bu gözle gözükmüyor ama asılıdır. Peygamberin, Kur'an'ın ayetiyle, peygamberin hadisiyle nasıldır? Ayaklarında kıyamete kadar asılıdır. Sihir büyü dersime bakın. Orada şimdi gidenler var, dünyadan gelenler var. Daha çok Yahudiler geliyor. Ama Allah ona şart koşmuştur. Sihir ve büyü öğreteceksin ama şu şartı söyle. Bunu ama öğreneceksin ama şunu bırakacaksın. Şu anda bırakacaksın. Allah ve ahiretten hiçbir nasibin olmayacak. Yani dinsiz olacaksın. Allah ve cennet, ahiretin olmayacak. Ahiretin inkarı kalır. Buna razıysan öğreteyim diyormuş, öğretiyormuş.
Peki ne atıyorum? Bunun bedenine müdahale etme yetkisini kısmen alıyorsun. Allah Resulü böyle bir kanunun işlediğini, böyle kanunun karşı olursa ne yapılması gerektiğini örnek olsun diye. Nasıl ki Allah Resulü ailevi özel hayat yaşadı ki onda örnek olsun. Yıkanmak nasıldır, bilmem ne nasıldır. Ona ait de şeyler çıksın diye. Bu sihir büyüğü de ona da tesir etmiş Allahu Alem. 19. mektupta. Sonra işte yani falan kuyuda tarağa saçı sarılmış şeyler var. Git onu getir diyor. Ondan sonra bir şeyler okudu ve taraktaki saçları efendim açtı diyor. Bir rivayete göre o taraktaki saçları neyle açtı? Felak ve Nas'ı okuyarak diyor bir sahabe. Hmm. Başkası şey diyor. 7 defa Fatih okuduğunu söylüyor. Vesaire. Bu yetkiyi alıyorsun karşıya tasarruf. Mesela büyük zatlar bunu müsbette kullanmış. Gidiyor aklını imar ediyor, tamir ediyor. Ruhunu imar ediyor, tamir ediyor. Giriyorsun. Buna en avami seviyede söyleyeyim. Vallahi bu adam beni, gördün mü, beni sıkıyor. Veya bu adam beni rahatlatıyor ya. Ben bunun sesini duyduğum zaman acayip oluyorum ya. Ha, nedir o? Mesela herkeste olduğu gibi bende de var. Beni görende 3 tane özellik çıkar kişide. Sesimi duyduğu zaman. Aşırı nefret olur. Aşırı muhabbet olur. Normal olur. Hepsi de başka bir anlama taşıyor. Dolayısıyla insanda sayka ve şayka ile ihtisas, ünsiyet, mübadele ve tasarrufa yetkili oluyor. Ve bu, ben burada bırakıyorum. Ezmin çok tuhaftır. Taakkul olmuştur. Taakkul haftaya taakkul değil. Belki de belli olmaz. Allah ne yaptırır? Ama büyük ihtimalle hayale devam ederiz. Ben bunu hayale, tahayyüle ve tasavvufuna böyle akıl cihetiyle bir bakalım. Orayı değiştirsin veya daha ulvi cüziyetle külliyete o anlamları çıkarsın diye yaptım. Belki bir tane de taakkul yapılabilir. O aletlere bakar. Ama size istiyorum ki zihin hayat-ı tekbiniyeye, akıl evamül-i tekbiniyeye nasıl mazariyet, neyi ne yaptığını biraz bahsettim. Haftaya belki eğer yaşarsak daha sonraki hafta ayın 18'inde Stuttgart'ta dershane açılışımız var. Oraya gideceğim. Olmuş. Evet. Ev dersleri oluyordu. Şey yazıhane dersleri oluyordu. Şimdi dershanemiz açılıyor. Açılışa gideceğim. Gelmek isteyen de gelebilir. Vâhir davâhum enhamdülü rabbil âlemi. Ya Rabbi bu okunan hakla haklanmayı ve sana muhatap olmayı nasip eyle. Amin. Bizi rizana dahi eyle. Amin. Muhammed aleyhissalatü vesselamın bize yaptığı şu iyiliği haberdar eyle. Ona salatu selamu ile, ona selam eyle. Ona salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Salatu ve selam aleyke ya Emine Vahillah. Ya Rabbi salatu selamımızı ona ulaştır ve bizden haberdar et. Ya Rabbi bizden hoşnut olmasını nasip eyle. Bizi ona ümmet, sana kul olmaya, ustada da talebe olmaya, birbirimize de kardeş olmayı nasip eyle. Kusurlarımızı örtmeyi nasip eyle. Allah'ım sen bizim kusurlarımızı örttüğün gibi birbirimizin de kusurlarını örtmeyi bize nasip eyle. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle. Bu hakikatle aklımız marifetullah, kalbimiz muhabbetullah, ruhumuzun şehadetullah, bedenimiz ibadetullah, hayatımızı kıbletullah koymayı nasip eyle. Bu duaları amin diyenler, çoluk çocuğumuza, usul ve furularımıza da nasip eyle. Ya Rab son bir şey de istiyoruz. Şimdi makamda. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi azim eyle ve bizi ondan kopar. Amin. Ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha. Allah'ın